O zamanlar Mersin'in bir ilçesinde bir devlet kurumunda askeri ücretle çalışıyordum. 29 yaşında ve bekardım. Çalıştığım 2 yıl boyunca hiç para biriktiremediğim gibi yavaş yavaş borca da girmiştim. Hayat benim için zorlu bir şekilde devam ederken bir hafta önce arkadaşlarla ormana pikniğe gittiğimizde hayatımı tamamen değiştirecek bir şey oldu. Bulunduğum ilçe ve köylerin adını vermeden anlatacağım. 1993 yılının Kasım ayıydı. Pazar günü pikniğe gitmiştik. Ben lavabo ihtiyacı için piknik alanından çok uzak bir yere geçtim. Yabancı plakalı bir aracın kuytu bir köşede beklediğini gördüm. İçimden bu kış ayında bu adamlar dağın başında ne arıyor diye düşündüm. Biraz ileriye gidince bir adamla bir kadın beni görür görmez ağacın dibinden araçlarına doğru koştuğunu gördüm. Adam kadının omzundan destek alarak seke seke koşuyordu. Ağacın olduğu yere şöyle bir göz attım. Yırtık elbiseler yere gelişigüzel atılmış. Ağacın dibindeki toprakta hafif tümsek vardı. Biraz değiştikten sonra toprağın içinden çıkardığım haritaya benzer kağıt parçasını inceledim. Belirgin 3 nokta vardı. Haritaya benziyordu ama üstündeki 3 tane işaretlenmiş nokta çarpı işaretleriyle kapatılmıştı. Kadın ile adamın yanına gittiysem de araba çoktan oradan gitmişti. Akşam eve gittim. Haritayı masaya serip detaylıca inceledim. Galiba define yerlerini gösteriyordu. İyi de belirgin olan 3 nokta neden çarpı işaretiyle kapatılmıştı? Hele bunlar bir çizgiyle neden böyle belirtilmişti? Haritadaki noktaların bizim köy sınırlarıyla birlikte çevredeki birkaç köyün sınırlarında olduğunu yaklaşık yarım saat incelemeyle anladım. Birisi, yani en küçük nokta bizim köyün sınırlarında Karabudak denilen yerde eski bir mezarlığı gösteriyordu. İkincisi, yani ortanca nokta bize uzak bir köyün sınırlarında çok eski bir yerleşim yerini gösteriyor. Üçüncüsü, yani büyük olanı bizim köye bitişik komşu köyümüzün sınırlarında Kanlı Oyak, bir diğer adıyla Kıllı Mağaralar denilen boğazı gösteriyordu. Karabudak denilen mezarlığı biliyordum. Bulmak için en kolay yer orasıydı. Çocukken birkaç defa yanından geçmiştim. Kanlı Oyak ismini çok kez duymuştum ama hiç gitmemiştim oraya. Anlatılana göre gündüz bile insan gitmeye korkarmış. Eskiden hayvancıların deri peyniri saklamak için tercih ettiği boğazın kenarlarında inler varmış. Fakat ikincisi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Google haritasından o bölgeyi yaklaştırmaya çalıştıysam da net bir görüntü alamadım. O akşam bir plan yaptım. Çalıştığım kuruma gidip 20 gün izin alacaktım. Ama önce tek başıma haritadaki işaretli yerleri yerinde görmek istedim. Ertesi sabah ilk işim köye gitmek oldu. Karabudak denilen mezarlığı şöyle bir üstün körü inceledim. 6-7 tane eski mezar vardı. Acaba hangi mezardaydı define? Hiçbir fikrim yoktu. Birilerinin tarifiyle ikinci yere gittim. Burası diğer iki yere göre daha avantajlıydı. En yakın ev 5-6 kilometre uzaklıktaydı. Gündüz gelip kazı çalışması yapsam hiç kimsenin ruhu duymazdı. Köye doğru giderken yanılmışım. Bir tane çoban, "Hayırdır kardeş, bir şey mi arıyorsun bu dağ başında?" diye seslendi. Adam cins cins beni süzüyordu. Gel de bu adama ikna edici bir şey söyle. Düşündüm taşındım ve ona dedim ki, Vehbi diye bir çoban arkadaşım var. Bana buralarda olduğunu söylediler dedim. Adam, Vehbi diye biri yok burada. Yanlış yerde ararsın. Git köyünüzün sınırlarında ara diye birden beni azarladı. Diğer yere gitmek içimden gelmedi. Biraz korku, biraz da hayal kırıklığı olmuştu bende. Ama vazgeçmedim. Bu işin uygun bir yolu mutlaka olmalıydı. Yanıma buraları iyi bilen en az bir tane adam almalıydım. Ara sıra peynir aldığım arkadaşım Vehbi bana yardımcı olabilirdi. Hem onun böyle define işlerine tutkusu vardı. Daha önce birkaç kere peynir almaya gittiğimde bana alet ayarla seni birkaç yere götüreyim derdi. Kararımı verdim. Önce kurumdan 20 gün izin aldım. Bir akrabamdan borç alarak yurt dışından uygun bir altın arama cihazı temin ettim. Sıra Vehbi'yi bulmaya gelmişti.
birinden emanet aldığım bir Murat taksiyle bir gece makineye koyup üstünü güzelce kapattıktan sonra köye doğru yola çıktım. Her ne kadar saat gecenin bir yarısını gösterse de hiç belli olmazdı. Yolda durdurup beni arayabilirlerdi. Yolda beni durduran olmadığı gibi karşımdan gelen hiçbir araba da görmedim. Biraz korkmaya başladım. Belikli Kuyu denilen yokuşa geldiğimde kendi kendime bağıra bağıra şarkı söyleyerek yokuşu çıkıyordum ki yokuşun kenarında kadın sandığım iki kişinin bana dur işareti yaptığını gördüm. Dursam mı durmasam mı diye düşünürken o zamanlar hiç inanmadığım bana anlatılan hikayeleri hatırlamaya çalıştım. Özellikle şu vurgulanıyordu. Sen dursan da durmasan da kadınlar arabaya biniyormuş. Besmele çekerek arabayı durdurdum. Yukarıya gidiyorum. Gelin binin dedim ve kapıyı daha onlar binmeden açtım. Belki de kadındır diye ufacık bir ihtimal vardı. Yine de korkuyordum. Ayaklarım titriyor, gaza basarken yanlışlıkla debriyaja basıyordum. Elim de titriyor, araba sağa sola yalpalayarak ilerliyordu. Arkadan kalın bir ses, "Doğru sürsene şu aracı," diye bağırdı. Diğeri de ağzımı takip ediyordu. Bildiğim sureleri mırıldanıyordum. Yokuşu çıktıktan sonra arkama bir baktım, iki kadın da yerinde yoktu. Ve işte o zaman anladım onların kim olduğunu. Bastım gaza. Motor hararet yaparsa yapsın, hiç umurumda değildi. Köydeki evimize saat 4 gibi ulaştım. Odun kırdıktan sonra sobanın kenarında televizyonun sesini açarak uzandım. Uyandığımda akşam oluyordu. Akşam bir şeyler atıştırdıktan sonra doğruca kahveye gittim. Kahve her zamanki gibi kalabalıktı. Birkaç kişiye Vehbi sorsam da onlardan henüz köye gelmediği cevabını almıştım. İlerleyen saatlerde adamlar masaları birleştirdi. Ben de bir ucuna oturdum. Ortada müthiş bir iddia dönüyordu. Bir kişi bugün kanlı oyakta en büyük inin içine bir miktar para koyduk. Kim onu bulursa o para kendisinin olduğu gibi kapının girişinde yeni aldığımız şu motosiklet de onun olacak. Ama kim kaybederse bize bu paranın iki mislini verecek diye bir iddia ortaya atmıştı. Kimseden ses çıkmıyordu. Biraz sonra Hacı Bekir diye biri içeriye geldi. Söylenenlere göre bu adam gece kaç olursa olsun hiçbir yerden korkmazmış. Ben giderim dedi. İşlerinden birisi paranın miktarını oraya gitmeden bilemezsin. Ona göre dedi. Adam ne zaman gidelim diye sordu. Demin alaylı konuşan adam sabah ezanından önce parayı bize ne zaman getirirsen getir diye açıklama yaptı. Bir diğeri adamın hadi şimdi gidelim demesi üzerine kahveci dahil herkes dolmuşa doluştu. Komşu köyün yolunda adamı tek başına ormana doğru gönderdik. Biz de yolun kenarında ateş yakıp merakla adamın dönmesini bekledik. Aradan 2 saat geçti. Ormana bıraktığımız adam bağıra bağıra yanımıza doğru koştu. Kahveci, ne oldu kardeş diye adamı sakinleştirmeye çalıştı. Gördüm onları, gördüm diye kekeliyordu. Sonra adamın üstüne battaniye sarıp kahveye geldik. Neyi gördün diye üstelediysek de adam hiçbir şey konuşamadı. Nasıl bir tesadüf böyle? Adamın gittiği yer haritada işaretli olan 3. yerimdi. Tanıdık bir abiye rica ettim beni eve bırakması için. Sağ olsun kırmadı beni. Yolda sence kimi görmüştür diye sordum. Bana Pelitli Kuyu yokuşunda araca binenlerin Okanlı Oyak Boğazı'na gittiğini, asıl mekanlarının orası olduğunu söyledi. O rampada niye gözüktüklerini sorduğumda özellikle define arayanlara onları korkutarak gözdağı verdiklerini anlattı. Uykumu iyice aldığım için o gece pek uyuyamadım. Ertesi gün cuma namazı öncesi uyandım. Vehbi cuma namazı için köye gelirdi. Bir de onunla konuşayım dedim kendi kendime. Ertesi gün cuma namazı çıkışında Vehbi'yi buldum. Bu sene yurtta Ekim yılı olduğu için oraya gitmemiş. Köyün bir kenarında hayvancılık yapıyormuş. Bizim köyde hayvancılık ve tarım önemli bir geçim kaynağı olduğu için bir sene köylerde, diğer sene yurtlarda dönüşümlü olarak ekim yapılırdı. Neyse, bizim eve uğradık. Makineyi araca koyarak köyün dışındaki Vehbi'nin çardağına gittik. İkindi vakti, davarları beraber otlattık. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Haritaya dikkatlice baktı. Birinci yeri çok iyi bildiğini söyleyip
İkinci yerde biraz tereddüt yaşadı. Ben akşam üzeri gideriz diye ısrar ettim. Bakarız diye mırıldanıp üçüncü yerde uzun bir süre durdu. Burası kanlı oyak. Ben oraya gidemem diye. Önce beni şaşırttı. Sonra Çolak Ahmet var ya, ancak onunla gidebiliriz diye beni rahatlattı. Hava karardıktan sonra eski yerleşim yerlerine, gece de Karabuğdağa gideceğimizi söyledi. Davarları ahıla kattıktan sonra haritadaki işaretli ikinci noktaya gittik. Küçük sedir ağaçlarının arasından eğile eğile yıkılmış duvara geldik. Bize dönük tarafta kimseler yoktu. Diğer tarafa doğru tam dönüyorken önümdeki Vehbi birden geri adım attı. Ne oldu Vehbi diyecektim ki, Vehbi ağzımı sıkıca kapattı. Ortada bir ateş yanmış. Etrafında birbirine benzer üç adam oturuyordu. Benim gördüğüm çoban da aralarındaydı. İçlerinden biri buraya gelin diye bağırdıktan sonra bir diğeri sırtı bize dönük olmasına rağmen "Hey sen geçen gün gördüğüm adam değil misin?" diye sordu. Diğeri "Geçen hafta iki yabancı geldi. Onları bir güzel korkuttuktan sonra buraya hiç kimse gelmez sanıyorduk." diye sesi biraz daha yükseltti. İkimiz de boynumuzu bükmüş sorulara cevap vermeden bekliyorduk. "Hangi cesaretle buraya geliyorsunuz? Sana diyorum şehirden gelen oğlan." diye bağıran ateşin içindeki yanmış taşları üstümüze fırlattı. Ateş elini nasıl yakmıyordu hayret ettim. Vehbi beni kolumdan çektikten sonra geldiğimiz yere doğru koşmaya başladık. Akşam durum değerlendirmesi yaptık. Vehbi akşam üzeri gittiğimiz yeri çok bilmediğini ama Karabuğdağı adı gibi bildiğini, şimdiye kadar geceleyin saat kaçta geçerse geçsin hiçbir şey görmediğini anlattı. Yarın akşam beni oraya gitmeye ikna etti. "Karabuğdağa gidelim. Makine hangisinde öterse o mezarı açarız. Anlaştık mı?" diye sorduğunda ona güvenerek "Tamam" demiştim. O buraların kurduydu. Kanlı Oyak dışında gideceği yer bildiği bir yerse eğer hiçbir şeyden korkmazdı. Ama iş Kanlı Oyak'taki altınları çıkarmaya gelince Çolak Ahmet'in bilgisine ve tılsım bozmasına ihtiyacımız vardı. Eğer mezardan bir şey çıkaramazsak onun kapısını çalacaktık. Ay ışığının olmadığı zifiri bir karanlıkta iki eşeğe binerek yola çıktık. Yoksa arabanın ışığı ve sesi dikkat çekerdi. Dikkat çekmesin diye eşekleri de mezarlığın bir hayli uzağına bağladık. Mezarlık yol kenarında olduğundan her an araba gelebilirdi. Yolun aşağı kısmında birkaç kilometre uzaklıkta bir far ışığının bizim tarafımıza yöneldiğini gördük. Kendimizi yolun yamacına siper ettik. Aracın bir an önce geçmesini bekliyorduk. Eşekler birden anırmaya başladı. Ben gidip şunlara bir bakayım diye Vehbi'nin yanından uzaklaştım. Araç bize doğru yaklaştıkça eşekler iyice kudurup birbirlerinin iplerini dişlemeye başladılar. Tam eşekler ipi koparmış gitmiş diyecekken hiçbir şeyden korkmayan Vehbi titreyerek "Sen de duyuyor musun sesi?" dedi. Ben ne sesi diye sormadan mezarlıktan bir ağlama sesi işitti. Araç mezarlığa yaklaştıkça her saniye ağlama sesi daha da artıyordu. "Hadi Vehbi gidelim buradan" diye kolunu çekiştirdim. "Olmaz, şu araba gitsin öyle gideriz" dedi. Araç geçip gitmek yerine tam önümüzde durdu. Adam bizim olduğumuz tarafa doğru yürüdü ve yolun kenarında durup bizim yattığımız yere baktı. Vehbi kafanı eğ yoksa bizi görecek diye beni sessizce uyardı. Bizi görecek diye çok korkuyorduk. Gecenin karanlığında adamın sarı sarı parlayan dişini gören Vehbi "Çolak Ahmet bu" diye fısıldadı. Mezardaki ağlama kulağımızı çınlatacak derecede artmıştı. Adam aracına doğru yönelirken ikimiz de derin bir nefes aldık. Adam motorun heybesinden bir şey alıp mezarı tırnaklarıyla kazıdı. "Tamam, tamam getirdim" diyerek ağlama sesini susturmaya çalışıyordu. Vehbi ile ben olanları dehşet içinde izliyorduk. Adam mezarı açıp keseye benzer bir şeyin içine koyarken çukurdan korkunç bir gölge Çolak Ahmet'in boğazını sıkıp "Hani altın tozu nerede?" diye ortalığı inletti. O gölge adamın kafasını iyice içine doğru çekti. Boynu uzamıştı resmen. "Sabah ezanına kadar getireceksin" diye tekrarladıktan sonra kafasını bıraktı. Mezardan çıkan sesler bizim uzandığımız toprakta öyle bir deprem etkisi yarattı ki korkunç bir sarsıntıyla bulunduğumuz yamaçtan
aşağıya doğru kayıp gitmiştik. Sabah uyandığımızda yüzümüz toz toprak içinde birbirimize sarılmış vaziyetteydik. Artık kanlı oyaktaki define falan umurumda değildi. Yolda ısrarla gündüz vakti kanlı oyağa gidip defineyi kaldırabileceğimizi söylüyordu Vehbi. Vehbi illa gidelim diye inat etmişti. Ben kabul etmeyince paraya ihtiyacım var. Artık şehre gitmek istiyorum. Bıktım el alemin hayvanlarını gütmekten diye yalvarıyordu. Ben her defasında yaşadıklarımı anlatıyordum. O da ısrarla gidelim diyordu. Baktım olmayacak. Onu arabadan indirip gel şuraya oturalım diye kandırdım. Sonra bastım gaza. Kaçmıştım ondan. Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Annemle beraber ne yapıp edip kurban parası biriktirmiştik. Bayramın birinci gününde kurbanlık pazarına gittim. Ama hayvanlar çok pahalıydı. Vehbi'yi gördüm. O gün ona çok kızmıştım. Onu orada görünce içim acıdı. Ah zavallı arkadaşım, kenarda bir yerde elindeki son hayvanları satmaya çalışıyordu. Bakmamaya çalıştım ama o beni görmüştü. Koşarak yanıma geldi. Al sana, şunu vereyim, para falan istemiyorum dedi. Parayı uzattıysam da ısrarla elimi geri çevirdi. Bir şey soracağım Vehbi. Çolak Ahmet'e ne oldu o gün? O gün hiçbir şey olmamış. O akşam adamı gene gördüm. Bunu söylerken sesi bana inandırıcı gelmemişti. Bel kurbanlığı arabaya koyarken en kısa zamanda seni yurtta bekleyeceğim dedi. Anlaşılan akıllanmamıştı. Aradan geçen bir yıl sonunda maddi olarak iyice sıkışmıştım. Borcu kapatmak için başka birinden borç almıştım. Maaşımı çektiğimde bana sadece minibüs ve öğle yemeği parası kalıyordu. Sağ olsun annem gündeliğe gidiyordu. O parayla zar zor geçiniyorduk. Adama o gün hiçbir şey olmamış. Bu cümle bir kuşkuyu da beraberinde getirerek kafama kazındı. Ta ki köydeki bir cenaze törenine kadar. Dönüşte o eski köy yolunda Çolak Ahmet'i görmüştüm. Galiba ben de akıllanmamıştım. O hafta sonu gündüz 10 gibi dolmuşa binip köye geldim. Biraz köy meydanında dolaştım. Belki Vehbi köye alışverişe gelirdi. Gündüz vakti ne Vehbi'yi ne de Çolak Ahmet'i görmüştüm. Köydeki evimize gittim. Biraz da orada vakit geçirdim. Akşam olunca kahveye geldim. Olur ya Vehbi akşam kahveye gelebilirdi. O kalabalıkta Vehbi'yi göremedim. Her masada ayrı bir sohbet havası vardı. Ben bir masaya oturuyor, bir başka masaya oturuyordum. Konuşmalara kulak misafiri oluyordum. Define hakkında hiç kimse konuşmuyordu. Saat ilerledikçe içerideki masalar boşaldı. Bahçedeki masanın etrafında 3-5 kişi kalmıştık. Tenekede yanan ateş ısıtıyordu bizi. O gizemli adam masanın biraz uzağındaki sandalyeye oturdu. Bir eli çolak, saçları dağınık, dişleri altın kaplamalı, kısa boylu bir herifti Çolak Ahmet. Yaşı benden aile büyüktü. Çocukken ben o adamı ne zaman görsem korkardım. Ne var ki o adam sohbete hiç katılmadı. O 3-5 kişi bana ve birbirlerine iyi geceler dileyerek gitti. O adam sanki hiç yokmuş gibi davrandılar. Kahveci içeride yeri süpürüyordu. Anlaşılan kahveyi kapatacaktı birazdan. Adam ise bir süre beni süzdü. Sonra seni birilerine Vehbi sorduğunu gördüm. İstersen benimle gel. Ben birazdan yurda gideceğim. Seni de Vehbi'nin yanına bırakırım dedi. Kahveci bana ters ters bakıp haydi ben kapatıyorum. Masayı içeri alacağım Faruk dedi. Kahvenin oradan ayrılıp köy meydanına geldiğimde saat 11'i gösteriyordu. Kimsecikler yoktu. Birkaç evin gece lambasının yandığını görüyordum. Eve gideceğim yol üzerinde neredeyse yanan hiç sokak lambası yoktu. Nasıl gidecektim diye düşünüyordum. Bir baktım Çolak Ahmet yol kenarında çeşmenin yanında. 3 tekerlekli bir motosikletine oturmuş beni bekliyordu. Adam elini sallayarak hadi atla diyordu. Kışın kapalı olan tepede bir dinlenme tesisi vardı. Hemen yanından eski bir köy yoluna saptık. Adamın da hikayesi burada başlıyordu. Soğuk bir taraftan, adamın pis kokusu bir taraftan, korku bir taraftan berbat bir şekilde yolculuk yapıyordum. Motorun üstünde sol ayağım uyuşmuştu. Ayağımı biraz gerip rahatlayayım demiştim. Yan tarafta küçük kasanın içindeki bir keseye ayağım dokundu. İçi yumuşacıktı. Adama çaktırmadan ayağımın ucuyla keseyi karıştırmaya başladım. Ne vardı ki bunun içinde?
Çok meraklanmıştım. İnşallah bir yerde dururuz. Adam da karaltıya ihtiyaç gidermeye gider diye dua ediyordum. Kafayı takmıştım bir kere. Sonunda adam bir yerde durdu. Sanırım ilerideki çardak onun eviydi. Bana biraz bekle, çardağa gidip geleceğim dedi. Adam üç tekerleğin kasasındaki heybeyi yanına alarak gitmişti. İyice meraklanmıştım. Ne vardı o heybenin içinde? Bir kenara oturup bekledim. Ama gözüm sürekli çardaktaydı. Adam çardaktan çıkarken kapıyı birkaç zincirle iyice kilitlemişti. Hadi gidelim, seni yolda bırakırım dedi. Eski kuyuların sonra duvarları yıkık birkaç evin yanından geçtik. Sonra motosikleti durdurup, bak sen şu patikadan dümdüz ilerleyeceksin. Sonra karşına kurumuş bir dere çıkacak. Oradan tepeye tırman. İleride Vehbi'nin ışığını göreceksin dedi. Adam ne kadar rahat söylüyordu. Ben pişman olmuştum geldiğime. Saat gecenin bilmem kaçı. Issız bir yolda beni tek başıma gönderiyordu. Arkama bakmadan bir süre gideceğim yere baktım. Tekrar arkamdaki patika yola baktıysam da adam çoktan tepeyi aşmıştı. Patika dediği yol keçilerin çalıların arasından açtığı daracık bir yoldu. Çalıların arasında yürümeye başladım. Derenin oraya geldim ve orada tıkanıp kaldım. Değil adamın gösterdiği tepede, civardaki hiçbir tepede ışık yanmıyordu. Bağırdım. Sesim etraftaki tüm tepelerden yankılanıyordu. Birileri yanıma gelip iyi misin kardeş dedikten sonra beni tüm gücüyle salladı. Gözümü açtığımda karşımda Vehbi vardı. Gecenin karanlığında onu tanır tanımaz hemen kucaklaştık. Beni buraya Çolak Ahmet'in getirdiğini, hatta çardağı da anlattım. Çolak Ahmet mi diye şaşırdı. Ben evet deyince nasıl olur bu adamı en son bir ay önce gece görmüştüm diye şaşırdı. Neyse madem görmüşsün hadi çok geç olmadan gidip şunu ziyaret edelim dedi. Bugünlerde her an kar yağabilirdi. Kar yağarsa bizim kanlı o ayak boğazına gitmemiz zorlaşırdı. Vehbi bu yüzden aceleci davranıyordu. Bu gece Çolak Ahmet ile görüşüp ertesi akşam gidecektik boğaza. Konuşa konuşa çardağın bulunduğu yere geldik. Yaklaştık, yaklaştık. Vehbi, sen emin misin onun buraya geldiğine diye sordu. Bir çardağa baktım, bir Vehbi'ye. Haklıydı. Ortada ne zincir vardı ne de sağlam bir çardak. Tavana açılmış, zemini hayvan ağılı olarak kullanılmış ve etrafı naylonla çevrilmiş taş yığını vardı. Hadi gidelim buradan dedi. İkide bir arkama dönüp bakıyordum. Sanki çardağın içinde bir lamba var. Deniz feneri gibi sürekli yanıp sönüyordu. Bunu söylemedim Vehbi'ye. Belki de hayal görüyordum. Yarın buraya yakın bir yerde bir köyde hoca var. Onu getireceğiz diyor ve bunu zor duyuyordum. Aklım hep çardaktaydı. Hocayı da yanımıza alarak akşam yola çıktık. Asfaltın kenarına hocanın dolmuşunu bıraktık. Kazma kürekleri alarak üçümüz yan yana kanlı oyak boğazına doğru yürüyorduk. Hoca sürekli bir şeyler okuyordu. Ardıç ağaçları boğaza doğru sıklaşmaya başladı. Diğer köyün yanan birkaç sokak lambasından bize en yakın evin ne kadar uzakta olduğunu ölçebiliyorduk. 2 kilometreden lambalar bir nokta gibiydi. Derenin içine doğru yavaş yavaş inmeye başladık. Vehbi biraz korkmuş olacak ki eşinin köylüsü olan hocaya keşke Çolak Ahmet'i de getirseydik dedi. Adam şaşırarak Çolak Ahmet mi diye sordu. Vehbi evet dedi. İkimiz de hocadan çıkacak kelimeleri bekliyorduk. Hiç bizim köyden selasisi duymadınız mı? Geçen sene selası okundu diye onu bir güzel azarladı. Hoca nereden bilsin ki? İkimiz de donup kalmıştık. Adam öleli bir yıl olmuş. İkimiz de farklı zaman dilimlerinde adamı görmüştük. Ayağımız artık bir türlü aşağılara inmek istemiyordu. Gene de hocaya güvenerek zor da olsa indik. Kanlı oyağın diğer yamacına çıktığımızda hoca sesli bir şeyler okudu. Vehbi haritayı benden aldı. Vehbi önde, biz arkada. Haritadaki işaretlenmiş noktayı aradık. İrili ufaklı onlarca in vardı. Birine girdikten sonra Vehbi makineyi şuraya tut bakalım dedi. Makina cılız cılız öttü. Bir diğerine geçtik. İnin içine tuttuk makineyi. Kuyu kapağına benzer köşeli bir taş vardı. Bak bak işte şurası dedi. Makine kudurmuştu. Hoca bu sefer cebinden bir kitap çıkardı. Bağıra bağıra okuduktan sonra kapağın üstüne üfürdü. Sifri kazmayla
dinlene dinlene kapağı gevşetmeye çalıştık. Olmadı. Vehbi gelirken yanına demirden kocaman çivi getirmiş. Birimiz çiviyi tuttuk, birimiz çekiçle vurduk. Kapak tok tok diye ses çıkartıyordu. Demek ki kapağın altında bir boşluk vardı. Hoca Vehbi'nin elinden çekici alıp var gücüyle vurarak bir boşluk açtı ve üçümüz kapağı çevirdik. Boşluktan feneri içeriye tuttuk. Aşağıya doğru merdiven şeklinde basamaklar vardı. Vehbi'nin ayaklarından tutup onu aşağıya sarkıttık. Bir şey göremiyorum diyen sesi boşluktan yankılanarak dönüyordu. Korkumuz iyice azaldı. Bir şey olsaydı şimdiye çoktan karşımıza çıkardı. O hevesle önce Vehbi, sonra hoca, en son ben aşağıya indik. Burası duvarları hayvan figürleriyle süslenmiş boş bir odaydı. Kapısında kocaman yılan işareti olan bir oda daha olduğunu gördük. İçeride yan yana uzun ve ince iki tane mezar vardı. Hoca Bismillah deyip birinin kapağını kaldırdı. İçinden sarı sarı altınlar parlıyordu. Sevinçten birbirimizi kucakladık. Hoca o hırsla diğer mezarları açtı. Açar açmaz Vehbi ile ben geriye doğru duvara fırladık. Allah'ım, o da neydi öyle? Çolak Ahmet kılığında insan dışı bir varlık mezardan çıktı. Hocanın boynunu sıkıca tutup adamı havaya kaldırdı. Hocayı duvara savurdu. Hoca kıpırdamadan yerde yatıyordu. Fakat gözleri açıktı. Gözleri elinde getirdiği kitaba bakıyordu. Ben sürüne sürüne kitabı aldım. Donup kalmış Vehbi'ye iki tokat atıp hadi yukarıya çıkıyoruz diye bağırdı. Kuyunun kapağından çıktığımızda yukarıda aşağıdaki kadar korkunç bir şey bizi bekliyordu. İki tane devasa köpek dilini sarkıtmış bize bakıyordu. Vehbi'yi biri ısırdı. O ısırıkla inden aşağıya doğru yuvarlandı Vehbi. Ben de tüm gücümle en yakın eve doğru koşmaya başladım. Bacaklarımdan ısırmaya çalışarak beni soluk soluğa takip ediyorlardı. Gördüğüm ilk evin alt katına girdim. Samanlığın arasına kendimi attım. Kapı kırılacakmış gibi dövülüyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. İçeriye nur yüzlü, yaşlı bir kadın girdi. ''Oğlum, ne arıyorsun burada? Kim kovaladı seni?'' ''Onlar, onlar'' dedim. ''Kanlı Oyak'tan mı geliyorsun?'' dedi. ''Oğlum, orası kaç kişinin mezarı oldu bilir misin? Kaç kişi kafayı yedi?'' Hiçbir cevap veremedim. ''Bana, orası korunuyor oğlum. Bir daha böyle şeylerle uğraşma'' dedi. Ve ben bir daha bu tür işlerle uğraşmayacağıma o kadının yanında yemin ettim. O gün daha iyi anladım haritadaki noktaların niye çarpıyla kapatıldığını. Bir daha o tür işlerle hiç uğraşmadım. Vehbi'ye ne oldu diye soracak olursanız bir bacağı kopmuş şekilde yaşıyor. Bir alete tutunarak yürümeye çalışıyor. Hoca ise o günden sonra bulunamadı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dinlediğim hikayelerde insanlar hep sadece korkutmalardan ve bilinçaltı oyunlarından bahsediyor. Cinler korkutmakla kalmaz. Size bereketsizlik getirir, işlerinizi bozar, insan ilişkilerinizi tepe taklak eder. Bunun farkına bile varamazsınız. Ben bunları bilerek bu hataya düştüm. Biz ailecek hem anne tarafı hem de baba tarafı Şanlıurfalıyız. Şanlıurfa'da genellikle aşiretler ve akraba toplulukları fazla olur ama bizim bağlı olduğumuz herhangi bir aşiretimiz yoktu. Fakat akrabalık bağımız ve kuvvetimiz fazlaydı. Daha genç yaşta evlenildiği ve evlenince en az 6 çocuk yapıldığını varsayarsak akrabalarımızın fazla oluşu anormal gelmiyordu. Benim anne babamın evliliği bile görücü usulü olmuştur. Ayrıyeten burada çocuk yaşta evlilikler bir hayli fazla yapılır. Bunları gördükçe kendi törelerimizden, yaşayış tarzımızdan nefret etmeye başladım. O zamanlar ben lisemi iyi bir şekilde okuduğum için yabancı insanların düşünceleri hoşuma gitmişti. Liseden sonra artık daima düşünce olarak batıcılıktan yanaydım. Liseyi bitirip üniversiteye geçince memlekete gitmeyi bıraktım. Tamamıyla kendi halimde bir yaşantı tarzım vardı. Sadece babam ve annemle telefonda konuşuyordum. Zaten babamın benim için her ay gönderdiği para olmasa en fazla 2 ay dayanabilirdim. Üniversiteye başladığımda
iyi bir arkadaş ortamım olmuştu. İçlerinde kendi yaşıtım olan Öznur diye bir kız dikkatimi hep güzelliğiyle çekiyordu. Gerçekten çok güzel, saf ve temiz yürekli bir kızdı. Kendisi aslen Malatyalıydı. Onunla iyi anlaşıyorduk. Zamanla kendisine aşık olduğumu fark ettim. Ona açılmayı hep düşündüm ama ya reddeder ve benden soğursa diye korkuyordum. Onu tamamen kaybetmek istemiyordum. Bu böyle bir ay devam etti. Baktım olmuyor. Cesaretimi toplayıp açıklamaya karar verdim. Ertesi gün her zamanki gibi muhabbet ediyorduk arkadaşlarla. Öznur'a benimle gelmesini söyledim. Gülerek "Tabii, gelirim" dedi. Ona hislerimi anlattım. Ona açılınca yüzü buruştu ve sinirlendi. Bana "Halbuki ben seni kardeşim olarak görüyorum. Bak Murat, bu iş olacak gibi değil. Ben sevdiğim biriyle yaşamak isterim. Sen de öyle yap. Merak etme. Bu konuşma aramızda kalacak. Ama lütfen bu konuşmayı yapmamış sayıyorum" dedi. O bunları söylerken ben yerin dibine giriyordum. O anki duygularımı kelimelere dökemiyorum. Hayatımın dönüm noktasını o an yaşadım. Orada ona aşıktım. Beni arkadaş, kardeş olarak görmesi içimi yiyordu. "Tamam" dedim. Konuşmamız orada sonlandı. Ben stresten ve bunalımdan derslerime odaklanamıyordum. En yakın arkadaşım Hakan bunu fark etmiş olacak ki bana "Kötü bir şey mi oldu? Normalde böyle olmazdın sen. Bir şeyler var, belli. Ne oldu söyle" dedi. İlk başta anlatmak istemedim ama sonra içimdeki acının büyüklüğüne dayanamadım ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Hakan bunları dinledikten sonra "Seni sevmediğine emin misin?" dedi. "Eminim" dedim. Biraz durup düşündü. "Gerçekten seviyor musun bu kızı?" diye sordu. "Evet, onsuz yaşayamam" dedim. Gerçekten de kıza aşıktım. Vurulmuştum. Onun gülmesine, konuşmasına, bakışlarına, muhabbetine, karakterine aşık olmuştum. Hakan biraz durup düşündükten sonra bana dönerek "Bak Murat, tanıdığım bir hoca var. Babamın arkadaşı. Eğer istersen onunla konuşayım. Kızın sana aşık olması için aşk büyüsü yapsın. Kız ilk günden sana aşık olmazsa benim adım Hakan değildir. Ama bunun yan etkileri de var. Haberin olsun" dedi. Ben memleketimizde bu tür büyü işlerinin çok yapıldığını biliyordum ama gerçeklik payı var mı bunun diye düşünmeye başlamıştım. Benim de içime merak düştü. Fakat zaten gerçek olmayan bir şey, asılsız bir hurafe diye düşündüğüm için pek umursamadım. Hakan da bunu anlamış olacak ki denemekle bir şey kaybetmezsin. En fazla şimdiki gibi üzülürsün. Ama ya olursa bir ömür boyu mutlu olursun. Sevdiğin insanla" dedi. Aslında haklıydı. Ne kaybederdim ki? Başka bir çarem de yoktu. Pek de inanmadığım için yan etkilerini umursamadım. "Peki neredeymiş bu hoca?" diye sorduğumda Hakan bana "Yapabileceğine emin misin? Sonradan başına kötü bir şey gelirse sorumlu olarak beni tutma. Başına gelecekleri söylemeden seni oraya götürmem" dedi. "Peki söyle, neymiş bakalım yan etkileri?" diye sorunca "Geçimsizlik, huzursuzluk, çocuğunuzun olmama ihtimali, engelli doğma ihtimali, evde bereketin olmaması, garip olayların çoğalması, her gün başına yeni bir dert gelecek" dedi ve ekledi. "Bunları üstüne almaya kabul ediyor musun? Bunlar benim için pek önemli değildi. Çünkü tek istediğim şey aşık olduğum kadınla evlenmekti. Gerisini hallederim. Olmazsa bir hocaya gider, tövbe ederiz ve karıma her şeyi anlatırım" diye düşündüm içimden. Bunun için pek sorun etmedim bunları. "Evet, üstüme alıyorum. Yeter ki bana aşık olsun. Başka da bir şey istemem" dedim. Kabul ettim. Gerçekten kıza o kadar vurgundum ki her şeyi karşıma alıyordum. Onun için onu bile karşıma alıyordum. Ara tatili bir hafta vardı. Mecbur ara tatili bekledik. Ben bir hafta içerisinde yapıp yapmamak arasında düşünüp durdum. Maalesef yapma arzumla baş edemedim. Yapmaya karar verdim. Ara tatile girdiğimizde hem maddi hem de manevi olarak kendimi buna hazırladım. Ne olacaksa olsun dedim. Ama pek de inancım yoktu gerçekleşeceğine. Hakan bana nereye gideceğimizi söyledi. Gideceğimiz yer
Hakan'ın arkadaşının eviydi. Kendisi Bursa'da, bir köyde kalıyordu. Hakan, hocaya durumu önceden bildirmiş. Hoca, neyin ne olduğunun farkında. Kendisi de bu işin uzmanı. Hoca diyorum ama sizin bildiğiniz hocalardan değil. Kendisi, çevre halkı tarafından tanınmış bir büyücü, aşk büyüsü, domuz büyüsü gibi çok kötü büyüler yapan birisi. Hakan hocaya telefon edip kararımı açıkladı. Hoca, eğer bu büyüyü ve sorumluluğu kabul etmişse, kızın saçından bir tel özellikle getirmemi söyledi. Gerekli diğer malzemeleri hoca temin edecekti. Ben bunu duyunca sinirlendim. Ben kızla karşı karşıya gelmeye bile utanıyordum. Nasıl gidip saçından bir tel alacaktım? Hakan, sakin ol ama başka çaremiz yok. Eğer o kızı gerçekten seviyor ve aşıksan, onun için her şeyi yaparsın. Onu konuşmaya çağır, haberi olmadan bir şekilde alırsın artık. O da sana kalmış dedi. Tamam deyip kıza telefon ettim. Buraya gel, sana önemli bir şey anlatacağım falan dedim. Umarım yine aynı konu değildir deyince, yok merak etme, sen gel, ben anlatırım dedim. Geldi, oturduk birlikte. Neymiş önemli olan deyince, bu yarı tatilde piknik yapacağız arkadaşlarla. Senin de gelmeni istedim dedim. Bu konuşmayı yaparken saçına baktım. Saçında böcek var deyip korkuttum. Almış gibi yapıp bir tel saçını koparmayı başardım. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Fark etmedi bile. Hemen biri aramış gibi yapıp acil işim çıktı dedim. Onun yanından ayrıldım. Hakan'ın yanına geldim. Beni bekliyordu. Ne oldu? Aldın mı dedi. Evet dedim. Hakan, nasıl başardın anlamadım deyince, boş ver, hadi gidelim dedim. Arabaya bindik ve yola koyulduk. Yolda giderken uyumuşum. Köye ulaştığımızda akşam olmuştu. İçimi bir heyecan ve korku kapladı. Az kalsın, geri dönelim diyecektim. Hakan ise çok sakindi. Arabayı bir yere park ettik. Köyün biraz dışındaydı. Bir eve geldik. Kapıyı çaldık. Kapıyı bir kadın açtı. İçeriye girin dedi. İçeri girdiğimizde ev o kadar pis kokuyordu ki neredeyse kusacaktım. Sanki içeride yıllarca kalmış cesetler varmış gibi kokuyordu. Şaşkın şaşkın etrafımıza bakarken odanın içinden yaşlı bir adamın içeriye gelin dediğini duyduk. İçeriye girdiğimizde yüzü fazlasıyla buruşmuş bir adam vardı karşımızda. Bize bakıyordu. Karşıma oturun dedi. Oturduk. Beni işaret ederek yaklaş dedi. Yaklaştım. Saç telini getirdin değil mi? Eğer getirmediysen bunca yolu tekrar geri gideceksiniz dedi. Hayır, getirdim dedim. Gülümseyerek bana baktı. O kadar iğrenç bir gülümsemesi vardı ki hala o gülmesini unutamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Saç telini ona verdim. Önüme bakır bir kap koydu. İçine su doldurdu. Birkaç parça Arapça yazılı kağıdı yakıp küllerini suya attı. Daha sonra benim de saç telimi istedi. Onu da suyun içine attı. Yüksek sesle suya doğru konuştu. Elimi suya doğru getirdi. Elinde köşeden aldığı bıçakla elime küçük bir çizik attı. Kanım suya düşünce suda küçük halkalar oluştu. Bakır kabı benim elime verdi. Tut dedi. Burada tehlikeli olabilir diye söylemek istemediğim birkaç şey söylememi istedi. Söylediklerini aynen yaptım. Ben dediklerini yaptıktan sonra evin duvarları adeta sallanıyordu. Korkudan insan ne yapacağını bilemiyor. O anda büyücü kan ter içinde kızın ismini söyle dedi. Söyledim. Bir kağıda ismini yazıp suya attı. Ben dengemi kaybedip bayıldım. Kendime geldiğimde arabadaydım. Sabah olmuştu. Arabada Hakan yoktu. Biraz telaşa kapılsam da Hakan gelip kapıyı açınca neredesin lan sen dedim sinirli bir şekilde. Kahvaltılık almaya gittim. Her yer kapalı dedi. Pek üzerine gitmedim. Zaten kafam yerinde değildi. Ne oldu bana diye sordum. Seansta bayıldın. Hocayla beraber seni arabaya taşıdık dedi. Biz böyle konuşurken aniden arabanın camı tıkladı. Cama tıklayan hocaydı. Bana senin iş tamam, kendine çok dikkat et dedi. Kahvaltımızı yapıp hocayla vedalaştıktan sonra yola koyulduk.
Yola çıkalı çok olmamışken Öznur bana telefon etti. Seni rüyamda gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben şok olmuştum. Acaba gerçekten de büyü tuttu mu diye mutlu olmuştum. Fakat sevdiğim kızın başına gelecek olayların sorumlusu bendim. Varınca direkt Öznur'un yanına gittim. Beni güler yüzle karşıladı, sarıldı. Ne oldu? Niye bu kadar mutlusun dedim. Bana gördüğü rüyayı anlattı. Rüyamda seninle evlendiğimizi gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben çok mutlu olmuştum. O anki aşkım kabardı ve ona sarıldım. Ben bu kadar çabuk etki edeceğini sanmamıştım ama umurumda da değildi artık. Hiç de pişman değildim. İkimiz de 2 ay içinde çok iyi anlaştık. Her geçen gün ona daha çok aşık olmaya başladım. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 3 ay sonra evlenmeye karar verdik. İkimiz de evlilik için çıkan yoğunluktan dolayı üniversiteyi bıraktık. Çok mutluyduk. Tabii ilk başlarda ben öyle sanıyordum. Daha sonra saçma sapan kabuslar görmeye başladım. Ben rüyamda karımı başka biriyle beni aldattığını gördüm. Sinir krizi geçirdim. Rüya olduğunu unutarak uyandığımda karımın boğazına sıktım. Eğer kendime gelmeseydim onu öldürecektim. Karım çok korkmuştu. Hatta ağladı. Kendime geldiğimde şok olmuştum. Hemen sarılıp özür diledim fakat o gün benimle konuşmadı ve ayrı yattı. Bundan sonra iş bulup çalışmam gerekiyordu. Nereye gitsem iş bulamadım. Her kapı yüzüme kapandı. Babam da okulu bıraktığım için bana artık para atmayı kesmişti. Hatta telefonda babamla kavga ettik. Telefonu yüzüme kapattı. Annemle bile konuşmuyorduk artık. Her gece kabuslar görüyordum. Bunun yanı sıra uyandığımda ayaklarım ve ellerimde çizikler oluşmaya başladı. Psikolojim alt üst olmuştu. Karımın bunlardan haberi yoktu. Ona söylemiyordum ama artık o da ister istemez fark etti bunları. Örüm benim bu hallerimden korkmaya başladı. Bir doktora görünmemi istedi. Okumadığım ve çalışmadığım için sigortamız yoktu. Bu yüzden doktora gidecek param da yoktu. Babamı ne kadar ararsam arayayım meşgule atıyordu. Bakkal artık borç vermeyi kesti. Kira parası birikmişti. Yediğimiz yemek midemize ulaşmadan bitiyordu. Boğazıma kadar çaresizlik içindeydim. Bütün bu olanlardan sonra karımın hamile kaldığını öğrendik. Bu kadar kötü şeyler içerisinde sonunda iyi bir haber gelmişti. Babama bir şekilde ulaştım. Konuşmamızın en başında benimle konuşmak istemese de torununun olacağını öğrenince yumuşadı. Halimize acıyıp para gönderdi. Onunla borçlarımızın çoğunu kapadık. Karımın hamileliğinin 9. ayıydı. Bebeğin eli kulağındaydı. Bugün yarın doğmasını bekliyorduk. Fakat bu mutluluğum bile çok uzun sürmedi. Bir gece bir çığlık sesiyle uyandım. Uyandığımda karımın elinde bıçak tutarak bana baktığını ve göz bebeklerinin kaydığını gördüm. Bıçağı havaya kaldırdı. Bana vuracak sandım ama hızlı bir şekilde kendi karnına sapladı. Bunu birkaç kez tekrarladı. Ben olduğum yere çivilenmiştim. Sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen başını dizime alıp ağladım ve o halde ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde karım çoktan kan kaybından ölmüştü. Ne yazık ki bebeğimizi de kaybetmiştik. Ben karımın ölümünden sonra delirdim. Psikolojik travma geçirdim. Uzun süre tedavi gördüm. Çok kötü günler geçirdim. Ailem beni almaya geldi. Bir hocaya götürdüler. Normal tedavime ve hoca tedavisine hala devam ediyorum. Bu hataları ben yapmıştım ve bedelini günahsız bir insan ödemişti. Benim ödeyeceğim bedel ise çok daha büyük. Allah beni affetsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Eskişehir'de yaşadığım dönem bir ara nerede akşam orada sabah modunda takılıyorduk. Aslında orada hep öyle takılıyorduk. Bir gece benim Savaş adında bir arkadaş var. Akşam takıldığımız yere yakın diye
ona geçtik. Normalde Savaş'ın ev arkadaşları var ama o akşam Savaş yalnızdı. Memo'yla da ben eklendik. 3 kişiyiz totalde. Ev, Odun Pazarı semtinde bir apartman dairesi. Ama belki de Eskişehir'in ilk apartmanlarından. Bayağı eski püskü bir şey. Asansörü masansörü koy, antika diye müzeye gider yani. Etrafı tellerle çevrili olan cinsten. Neyse, evin kendisi de antika. Eşyalı kiralamış bizimkiler. Önceki sahibi doktormuş. Zamanının varlıklı ailelerindenmiş. Evde bildiğin piyano dahil her şey var ama tüm malzemeler 70-80'lerden kalma. Hani evin kapısından girdiğin an zaman tünelinden geçmiş gibi hissediyorsun. Öyle bir atmosferi var. Ya da direkt koy kapısına kaçış evi tabelasını, para basarsın. Her zamanki muhabbetimizi yaptık. Zaten bizim kafamız vardığımızda güzeldi. Sonra ben yatıyorum deyip odalardan birine geçtim. Benim geçtiğim oda diğerlerine nazaran daha yeni eşyalarla döşenmiş. Zaten çok eşya yok odada. Amacım da o odayı kapmak. Çünkü evin enerjisi alengirli olunca sürekli bir geyik dönüyor. Ne bileyim, kalan hatunlar falan gece sesler duyduk diyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Yatır vardı, hayalet vardı. Bir sürü saçma sapan tonla şey. Biz de kendimizce bilimsel açıklamalar getiriyoruz. Yok, kalorifer borularında kalan hava ses yapıyor. Ev eski, üstünde yürüyünce ses geliyor falan diyoruz. Ama yatınca bir ürperti geliyor ama çaktırmıyorum. Diyor oda, benim kaldığıma göre bayağı tuhaf bir oda. Çift kişilik yatak var. Yatağın ayak kısmında aynalı bir dolap var. Yanlarda oymalı moymalı gardıroplar var. Yatağın üstünde civinlik var. Yani koy yanı başına şehzade model şapkayı, hayaletler gelsin, çeyreği taksın sünnet çocuğuna. Aynaya bakınca kendimi öyle hissediyorum. Sevmiyorum kafamda canlananları. Diğer oda Savaş'ın zaten. Salon desen piyanosuydu. Oymalı başları olan koltuklarıydı. Değişik abajurlarıydı. Küllükleri bile bir garip. Birazdan elinde viski kadehi, üstünde röfte şambırı, doktorun hayaleti gelecek, piyano kendiliğinden çalacakmış gibi bir ortam. Hiç uyumaya elverişli değil. Neyse, ben yattım uyudum. Yalnız yatağa ters yatmıştım. Normalde beni öpsen kapıyı görebileceğim bir pozisyonda olmasam asla uyuyamam ama kapı tam kafamın tepesinde kalıyor. Yatış pozisyonum bu. Gece uyandım. Tepe tarafımdan ışık geliyor. Ben nasıl böyle yatmışım lan diye düşünüyorum. Bir yandan gözleri tepeye doğru diktim baktım. Odanın kapı uzun bir antreye açılıyor. Antrenin lambası yanıyor. Benim odanın hemen yan odasında Memo yatmış. Antrenin diğer ucunda da Savaş'ın odası var. Antreye bakıyorum. Bir yerden ses geliyor. Tam göremedim. Doğruldum. Banyonun ışığı açık. Biri var belli. He, tamam lan. Bir şey yokmuş diye tam geri yatacağım. Banyodan Savaş çıktı. Odasına doğru yürümeye başladı. Tam kapının oraya geldi. Adam küt dedi düştü. Düşerken kafayı dolaba vurdu. Ne olduğunu anlayamadım. Koşa koşa yanına gittim ne oluyor diye. Adamın kafasının etrafı kan gölü. Beni de kan tutuyor. Kanı görünce bakmayayım diyorum ama bir kere gördüm. Hay anasını dedim yanına. Hafiften hafiften ben düştüm. Sonra ben gözleri bir açtım. Bildiğiniz az önceki yatağımdayım. Her şey aynı. Pozisyonum falan. Tepeden ışık geliyor. Rüya mıydı diyorum. Olamaz. Çünkü hayatımda öyle HD rüya görmedim ben. Tepeyi süzdüm yine. Antrenin ışığı yanıyor. Yine banyodan ses geliyor. Bu sefer yalnız benim maça yemiyor. Doğrulup da bakamıyorum ne oluyor diye. Az sonra banyonun kapısı açıldı. Biri çıktı ama net göremiyorum. Sonra Savaş'ın odaya doğru yürümeye başladı. Tövbe bismillah dedim ben de. Dua okuyacağım o an. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Kitlendim. Nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyorum. Küt diye bir ses geldi. Ben hafiften doğruldum baktım. Adam hakikaten az önceki gibi orada yatıyor. Onun yanına koşmadım bu sefer. Memo'nun yanına koştum. Adamı uyandırdım ama anlatamıyorum olanları.
Beynim bir tık önden gidiyor dilimden. Kelimeler kilitlenip kalıyor. Hani düşündüğümü söyleyemiyorum. Memo da uyanıp beni öyle görünce o da tırstı belli ifadesinden. En son zar zor savaş dedim. Bu onun adaya doğru yöneldi. Ben de arkasından gittim ama yavaş gidiyorum. Kanı görüp bayılmayayım diye. Sonra Memo savaşı gördü. Benim üstüme geldi. Ne yaptın adama? Diyeceğim ben yapmadım diye ama diyemiyorum ki. Sonra hafiften baktım. Kan yok bu sefer ama gözlerinin siyahı gitmiş, bembeyazdı. Bir süre sonra biz kendimize geldik. Savaşı tokatladık mukatladık. O an aptalca ama yapıyorsun, tokatlıyorsun. Mantıklı geliyor çünkü. Savaş kendine geldi. Bunun hastalığı vardı. Arada bayılıyordu. Bayılmış işte. Sonra ben olayı anlattım. Rüya mıydı neydi? Onu anlattım. Herkes bir tedirgin oldu. Rüyama inanmayacaklar ama inanıyorlar. Çünkü ben top patlasa uyanmam. Hani ben bile uyandıysam bir anormallik vardır. Biz dağıldık odalara. Tekrar yattık. Döndüm durdum. Uyuyamadım. Doğruldum bir sigara yaktım. O ara Memo geldi. Ben de uyuyamadım dedi. Oğlum bu olay çok tuhaf. Beraber mi uyusak dedi. Sanki söylediği daha normal bir durummuş gibi. Memo benim çocukluk arkadaşım. Çok uyuduk beraber de. Hani fazladan yatak varken saçma ama bir yandan da tırsıyorum. Korkum daha ağır bastı. Olur dedim. Memo'nun odasına gittik. Onun yatağına yattık. Yatarken aynaya baktım. Cibinlikli yatak. Memo ve ben. Ulan dedim bu sefer daha da uykum kaçtı. Hani sabah savaş gelse nasıl açıklayacaksın bu durumu? Kafamda canlananlar hiç hoş değildi. O ara Memo cama baktı. Dedi oğlum ben yatarken perdeyi kapattım. Perdeye baktım sonuna kadar açık. Dedim kalk gidelim buradan. Gecenin o saatinde evden çıktık. Bir şekilde kendi evimize ulaştık. Bu da benim yaşadığım hikayemdi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dedem askerliğini Diyarbakır'da yaptığı için bir de doğu meraklısıdır. Gide gele kendisi orada anne tarafı dedem ile tanışmış. Baba tarafı dedemin adı Salih. Anne tarafı dedemin adı Zeki. Velhasıl dost kardeş gibi olmuşlar. Hatta Salih dedem Zeki dedeme çok alıştığı için Zeki neden buraya taşınmıyorsun? Sen buraya aitsin. Gel buraya yerleş. Hatta kızımla evlen. Aramızda kan bağı da olsun demiş. Tabi o zamanlar bir şehirden başka bir şehire taşınmak bu zamandaki gibi o kadar kolay değil. Dedem biraz ağır gelmiş ama ne yapmalı etmeli gelmeliymiş buraya demiş kendi kendine. Kendini buraya ait hissediyordu. Sanki buralıymış gibi. Neyse sonunda taşınmışlar. Ninemle birbirlerini görüp beğenmiş ve evlenmişler. Diyarbakır'da bir köye yerleşmişler. Maddi durumları pek iyi olmadığı için o zaman durumları en fazla çobanlığa yetebilmiş. Buraya kadar dedemin Diyarbakır'a gidiş hikayesini anlattım. Yine bir gün ışıklar kesildi. Dememize gerek kalmadan kendimizi dedemizin etrafında bulduk. Aniden gene o eski hikayesini anlatmaya başladı. Dedemin ağzından devam ediyorum. Şehirden köye göç edince içimde hep bir kaybetme korkusu ve karamsarlık vardı. Şehire alışkın olduğum için köy hayatını pek bilmiyordum. Orada kendimi istemsizce çok yabancı hissediyordum. Yeninizle bir eve yerleştik ama şimdiden pişman olmuştum bile. Çünkü ev ahırdan farksızdı ve tuvalet dışarıdaydı ve bunun gibi daha birçok şey vardı ama artık karar vermiştim, dönemezdim. Şehirde malımı mülkümü satmış, anne ve babamın gitmemem için yaptıkları haklı ısrarlarına aldırış etmemiştim. Olan olmuştu. Elimde kalan parayla küçük baş hayvan satın aldım. Salih kardeşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Çobanlığı ve köy işlerini pek bilmediğim için hep benim yanımdaydı ve bu işlerde bana yardımcı oluyordu. Dağa koyunları otlatmaya birlikte çıkardık. Bilmediğim çok şeyi bana öğretti. Ata binmeyi, hayvan sürmeyi, süt sağmayı, tarla ekmeyi ve bunun gibi birçok şeyi onun sayesinde öğrendim.
Zaman geçtikçe köy hayatını sevmeye ve işin üstesinden gelmeye başlamıştım. Bir gün Salih'le koyunları otlatırken sohbet ediyorduk. Aniden eski, yıkık bir evin ardından bağırış sesi geldi. Ama nasıl bir bağırış? Sanki bir kadının derisini yüzüyorlar da bağırıyor gibi. Sesin şiddetinden açıkçası ben biraz korktum. Bu ses ne diye sordum şaşkınlıkla. Salih sakin bir edayla bana bakıp sana daha önce anlatmadım mı dedi. Ben de şaşırarak ne anlatmadın diye sordum. Sakin ol, anlatıyorum dedi ve anlattı. Burada eskiden büyücü bir kadın yaşarmış. Önceden sıradan bir köylüymüş ama neden bilinmez kocası öldükten sonra büyücülük yapmaya başlamış ve bunu oldukça abartmış. Kim onun istemediği bir şey yaparsa onu büyü yaparım diye tehdit edermiş. Köylüler sonunda onun bu halinden bıkmış. Onu köyden atıp dışlamışlar. O da kendisine köyün dışında bu ahır gibi eve sığınmış. Belli bir süre köyün çevresinde görünmüş. Daha sonra ortalıktan birden kaybolmuş. Uzun süre gözükmeyince köylü kadının akıbetini merak etmiş. Merak eden birkaç köylü kadının bulunduğu ahıra bakmaya gitmişler. Ahıra yaklaşıp içeriye baktıklarında kadının uzun boylu siyah bir varlıkla konuştuğunu görmüşler. Korkuya kapılan köylüler oradan kaçarak uzaklaşmış. Bu olayın üzerinden biraz daha zaman geçmiş. Artık kadını kimse görmez olmuş. Fakat kim akşam vakti oralardan geçerse garip olaylar yaşamaya başlamışlar. Bunların artması üzerine evin yakınından köylüler geçmez olmuş. Bir gün gündüz vakti evin yakınlarından geçen köylüler evin yerle bir olduğunu görmüşler. Bunun nasıl olduğunu kimse anlamamış. Hala gece vakti oradan birisi geçerse rahatsız ediliyor. Mecbur kalmadıkça kimse o yolu kullanmıyor. Gündüzleri de zaman zaman böyle çığlık sesleri gelir o evden diye ekledi. Ben bunları Salih'ten dinleyince beni bir alaylı gülme tuttu. Tabii şehirli okumuş, tahsilli bir adamım. İnanır mıyım böyle şeylere? Konuyu kapatalım. Böyle saçma sapan şeyleri kim neresinden uyduruyor diyerek ayağa kalktım. Salih, peki inanıp inanmamak sana kalmış. Fakat aptallık edip oraya yaklaşma. Seni buraya ben getirdim. Sen bana emanetsin. Dikkatli ol. Hatırım için oradan uzak dur deyince benim içime bir merak düştü. Neden bilmiyorum ama inanmadığım ve saçma geldiği halde gidip orayı görme arzusu düştü içime. Bu arzu gitgide büyüdü ve yarın oraya gidip bir göz atma kararı aldım. O gün koyunları otlatıp eve vardık. Gece gitmek istemiyordum. Biraz da olsa korkuyordum ama merakıma hep yenik düşen biriyim. Bu yüzden gidip bakmazsam kafayı yerdim. Sabah olmasını bekledim. Sabah ezanından birkaç saat önce Salih'e haber vermeden yanıma azık da alıp çıkıp gittim. O kadar merak ediyordum ki bu merakımı bir türlü yenemiyordum. O yıkık ev tepenin tam altındaki vadideydi. Tepeye zar zor çıktım. Tepeden eve bakınca içime anlam veremediğim bir korku geldi. Sanki birileri beni gözetliyormuş gibi, sanki bir şey beni oraya istiyormuş gibi hissediyordum. Yaptığımın yanlış olduğunu anlamıştım. Gitme arzusu vardı içimde. Tepedeyken gidip gitmeme arasında tereddüt ettim. Sanki bu merak isteğim dışındaydı ve bunu fark etmiştim. Ne yaptım ne ettimse de merakıma yenik düştüm. Tepeden aşağıya doğru inince kulübeye doğru gittiğini sandığım bir patika gördüm. Fakat dikkatimi bir şey çekmişti. Patikanın her yeri atların toynak iziyle doluydu. Bu nasıl olabilirdi? Hani kimse buradan geçmiyordu. Ben bunları düşünürken aniden arkamdan ne yaptığını sanıyorsun diye bir ses duydum. Bu Salih'in sesiydi. Şaşkın bir şekilde arkama dönünce arkamda hiç kimse yoktu. Şok olmuştum. Ses tam arkamdan geliyordu ve Salih'in sesi olduğuna adım kadar emindim. Beni bir korku kapladı. İçimdeki gitme arzusu gitti, yerine korku geldi. Hemen buradan kaçmak istedim. Bu düşünce içindeyken arkamdan gelen at seslerini duydum. Uzaktan
çok hızlı geliyorlardı. Atın üzerinde siyah varlıklar olduğunu görünce kendimi çalılıklara attım. Benim bulunduğum yere geldiklerinde durdular. Hiçbiri konuşmuyordu. Yüzleri görünmüyordu. Kara duman halindeydiler. Neredeyse korkudan bayılmak üzereydim. İçlerinden bir tanesi atından indi. Bana doğru geldiğini görünce ne yapacağımı şaşırdım. Dedem bunları anlatırken sanki o an bile yaşıyormuş gibi heyecanlanıp titrediğini gördüm. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Etrafıma baktım. Bunlara karşı tek başıma bir şey yapamazdım. Arkama baktığımda küçük bir uçurum gördüm. Beni öldürmeyecek kadar yükseklikteydi. Kendimi "Ya Allah" diyerek geriye doğru ittim. Uçurumdan aşağıya doğru düştüm. Bayılmışım. Rüyamda büyücü olduğunu sandığım kadının beni bağlamış ve ateşe atacak olduğunu gördüm. Tam ateşe atacağı sırada gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda hava hala karanlıktı. Saatime baktığımda bütün günü orada baygın geçirdiğimi fark ettim. Ayağımı oynatamıyordum. Kırık olduğunu anladım. Çok korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatta kalma arzum beni bir şeyler yapmaya zorladı. Hemen elbisemi yırtıp daha fazla zarar görmemesi için ayağımı bir ağaç parçasına bağladım. Sürtüne sürtüne derenin kenarına geldim. Dedem anlatırken sanki o anı birlikte yaşıyormuşuz gibi hissediyorduk. Dereye varınca kana kana su içtim. Su içtikten sonra arkamdan bir ses duydum. Bir de ne göreyim, kara çarşaflı bir kadın ateşin etrafında bilmediğim sözler söylüyordu. Kendimi dereye attım. Zor da olsa derenin karşı tarafına geçtim. Sürüne sürüne yola vardım. Yolun üzerinde bir umut araba gelmesini bekledim. Nihayet bir minibüs geldi. Beni görünce hemen durdu. Bu kişiyi tanıyordum. Bu bizim köyden, düğünden düğüne giden ve gece geç saatlerde köye varan davulcu Ahmet'ti. "Ahmet, bana yardım et, ölüyorum," dedim. Şok olmuştu. "Zeki, ne işin var buralarda? Bu ne hal?" dedi. "Çabuk gidelim, yolda anlatırım," dedim. "Tamam," deyip aceleyle hareket ettik. Arabanın camından ormana doğru baktığımda büyücü kadını gördüm. Arabada bayılmışım. Uyandığımda evimdeydim. Başımda ninen ve Salih deden vardı. Bana kızarak "Ben sana oraya gitme demedim mi?" dedi. Ben ses etmedim. Etmeye mecalim yoktu. Ne dese haklıydı. Bu olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra oradan taşındık. Silvan ilçesinde o köye yakın bir yere yerleştik. Hala olayın şoku üzerimdeydi. Çok kabuslar gördüm. O kadın hep rüyama geliyordu. Kur'an okumaya ve namaz kılmaya başladım. İbadetlerimi yapmaya başladıktan sonra kabusları görmez oldum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Takipçi hikayeleri. Anlatacaklarım bizzat benim tanık olduğum olaylardır. Olaylar ilçesi Akdeniz kıyılarında olan ve Toros dağlarına yakın iki komşu köyde geçmektedir. İsim verip de herhangi bir yerleşim yerini zor durumda bırakmak istemiyorum. Olayları anlatmadan evvel kısa iki açıklama yapmak istiyorum. Birincisi, bizim köy ile komşu köy o zamanlar bitişik değildi. Bir tepe iki köyün arasında doğal bir sınır olmuştu. Tepede ve tepenin bizim köyü gören yamacında neredeyse hiç ev yoktu. Buralarda üzüm bağları, bağların arasında da tek tük ardıç ağaçları bulunurdu. Bunların arasında Kanlı Ardıç isminde bir ağaç vardı. Mezarlığın hemen üstünde üzüm bağlarının arasındaki ağaç, çocukluğumda dinlediğim hikayelerin yaşandığı yer. Uzaktan yüz yuvarlak gözüken ağaç yakınına gelindiğinde hiç de öyle değildi. En alt kısmında gövdenin yarısı büyüklüğünde upuzun ve dümdüz bir dal vardı. Salıncak bağlamak için çok uygun yer. Gözükse de ağacın korkutucu olmasının asıl nedeni bu daldı. Neyse ki bizim köyün evleri bu ağaca bir hayli uzaktı. Komşu köyden bizim köye yürüyen birinin bizim köydeki ilk eve varabilmesi için önce tepeyi aşması, sonra düzlükteki ekin tarlalarını geçmesi gerekiyordu. İkinci açıklamam. Bizim köy henüz buraya kurulmadan çok önce komşu köyde Hacı Osman adında
Bir ağa yaşarmış. Ağa yeni evlenmiş güzel bir kadına kafayı takmış, kendini kaptırmış. Bir gün bir yalan ortaya atarak köylüyü arkasına almış. Köylünün desteğini alarak kadının kocasını tam tepedeki artıç ağacına asmış. Karnında bebeği bulunan kadın yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak kocasının asılmasından bir gün sonra kendini o ağaca asmış. Gerçeği öğrenen birkaç kişi bu olayın ardından ağayı bir yerde yakalayarak o ardıç ağacına asmışlar. Adamın cesedi günlerce dalda asılı kalmış. O ağacın ismi yaşanılan o olaylardan sonra kanlı ardıç olarak kalmış. Büyüklerimizden bize böyle anlatılmakta bu hikaye. Asıl olay ise bundan sonra, yani ağacın ismini kanlı ardıç almasından sonra başlıyor. Olay genel olarak şöyle. İnsan dışı bir varlık köyün belli bir noktalarında gezdikten sonra dosdoğru kanlı ardıç tarafına yönelip orada küçülerek kaybolması. Büyüklerimden 5-6 kişiden buna benzer olaylar dinlemiştim. Çoğu yılın belli günlerinde gördüğünü söyledi. Birkaç kişi de farklı zamanlarda gördüğünü söyledi. Belki bilmediğim başka kişiler de farklı tarihlerde asılmıştı. Şimdi olaya giriyorum. 1989 yılı bir sonbahar ayıydı. Ben o zamanlar liseyi bitirmiş, babamın yanında marangoz dükkanında ona yardım ediyordum. İlkokul birinci sınıftan sonra ilk defa kışı köydeki evimizde geçirecektim. İlkokul ve ortaokulu şehirdeki dayımlarda, liseyi de gene o şehirde bir yurtta kalarak bitirmiştim. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. O günün akşamında bir futbol maçı vardı. Akşam çocuklarla toplanıp kahveye geldik. Kahveci bize televizyonun bozuk olduğunu söyledi. Biraz bekledikten sonra adamın kahveyi erkenden kapattığını gördük. O yıllarda köyde kimsenin evinde televizyon yoktu. Benimle beraber 6 kişi kapanan kahvenin önünde ne yaparız, ne ederiz diye bir süre konuştuk. Arkadaşlarımın birçoğu komşu köye gidip maçı orada izleyebileceğimizi öğrenince bu öneriyi kabul ettik. Maçın başlamasına 15-20 dakika kalmıştı. Biz yürüyerek gidersek yaklaşık 40 dakikamızı alırdı. Komşu köye giden yolun virajında beklemeye koyulduk. Zaten arabalar nadir geçer. Bir de bizim gibi deli dolu 6 kişiyi kimse almazdı. Daha önceki deneyimlerimizden bunu biliyorduk. Biz tam virajda bekler, orada yavaşlamak zorunda kalan araca şoförün bile ruhu duymadan biner. Sonra da köye varmadan başka bir virajda atlardık. Bir tane traktör geldi. Adet yerini bulsun diye el kaldırdık. Adam durmayınca virajda römorka tutunup komşu köyde indik. Maçı izledikten sonra arkadaşlarla kahvenin bir masasında maçın sonucunu tartıştık. Kahveden çıkmak üzereyken saat 11'e geliyordu. Benim bir tane akrabam da kahveye gelmiş, yan masada oyun oynuyordu. Kahveden çıkar çıkmaz lavaboya gittim. Lavabodan döndüğümde arkadaşlarımın gittiğini gördüm. Galiba benim akrabamla gideceğimi sanmışlar. Beni göremeyince de gitmişler diye düşündüm. Akrabam da benim arkadaşlarla gideceğimi düşünmüş galiba. O da gitmiş. Bir süre bekledim. Belki akrabam, yani teyzemin kocası, benim burada olduğumu öğrenir ve beni almaya geri gelir diye düşündüm. O köye yalnız gittiğimde daha önce birkaç kere beni almıştı. Saat 12'ye gelirken kahve de yavaş yavaş boşalıyordu. Kahveci kahveyi kapatmak üzereydi. Köye nasıl gideceğim diye kara kara düşünüyordum. Kahveci tam kapatırken bana teyzemin kocasının yaylaya gittiğini söyledi. Yani köye gitmeyecek mi diye sorunca, oğlum salak mısın? Yaylaya gitti dedim ya dedi. Beni azarladı. Tokat yemiş gibiydim. Teyzemin kocası köye gitse babamlar benim gelmediğimi anlayınca ona sorar ve onun aracıyla beni kahvenin oradan mutlaka alırlardı. Adamın kahveyi kapatmasıyla birlikte köyün caddesinde açık olan hiçbir dükkan kalmamıştı. Aşağıya doğru yol boyunca yürüdüm. Bizim köye geldiğimiz yoldan gitmeyi düşünüyordum. Aslında evlerin aralarından bizim köye giden birkaç yol daha vardı. Ama bir adamla bir kadın gördüm. Sokak lambalarının aydınlığında hiç konuşmadan önümde cadde boyunca yürüyorlardı. Belki bizim köye gidiyorlar diye takip ettim. Sanırım ara bir yoldan bizim köy tarafına geçtiler. Gecenin bir karanlığında nereye giderlerse gitsinler
arkasından gidecektim. Açıkçası yolun nereye çıkacağını hiç bilmiyordum. Etrafımda onlarca ev vardı. Ancak sezon kapanmış olduğundan ışığı yanan bir ev görmem çok zor oluyordu. Yoldan epey ilerledikten sonra adamla kadının izini kaybettim. Bir tane ışığı yanan ev gördüm. Herhalde evin ışığını onlar yakmıştı. Bahçenin kapısını açtım. İçeriye doğru bir iki adım attım. Adımımı atar atmaz herhangi bir yere bağlı olmadığını hissettim. İki köpek havlamaya başladı. Pencereye bir adamın çıktığını, sonra da hemen kaybolduğunu gördüm. Köpekler üstüme doğru gelirken evin dış kapısında elinde bir tüfekle adamın da üstüme doğru koştuğunu görüyordum. Adam herhalde beni hırsız sanmıştı. Neyse, bahçenin kapısından bizim köy tarafına koşmaya başladım. Düz bir yoldan ilerlemek zorundaydım. Çünkü evlerin bahçeleri tel örgüyle kapatılmıştı. Herhangi birinden atlasam adam neyse de köpekler çoktan yetişir ve bacağımdan ısırırdı. İkide bir arkama baktığımdan adamın geri döndüğünü gördüm. Komşu köyün son evlerini de arkamda bıraktım. Köpekler aniden bir şey olmuşçasına durup geri geri kaçmaya başladılar. Kurtulmuştum onlardan. Ama köpekler gidince asıl korkum o zaman başladı. Tepeye gelince bizim köydeki en yakın sokak lambasının ışığını görebiliyordum. Bu biraz olsun beni rahatlattı. Üzüm bağlarının oraya geldim. Bağların arasından geçiyordum. Mezar tarafından at üstünde bir adamın benim tarafıma hızlanarak yaklaştığını gördüm. Adam atın üzerinde sinirli sinirli üstüme geliyordu. Galiba benim hırsız olduğumu düşünen başka birileri de vardı. İyi de bağda üzüm yoktu ki. Üzüm dallarının altına saklandım. Adam bir oraya gidiyor, bir buraya geliyordu. Beni arıyordu. Bulsa herhalde atın sırtı yerine beni dövecekti. Dalların altında adamın beni görmemesi için dua ediyordum. Nihayet adamın yüzünü seçebildim. Yüzünü seçmemle birlikte donup kaldım. Bu adam bir zamanlar bulunduğum bağın sahibi olup 2 yıl önce rahmetli olan bir adamdı. Fakat nasıl olurdu bu? At beni çiğnemek yerine ben yokmuşum gibi geçti gitti üzerimden. Doğruca mezarlığın içerisine doğru koşarak kayboldu. İyice korkmuştum. Bağırsan kimseler duymazdı. En yakın ev 1 kilometre uzaklıktaydı. Ne tarafa gidecektim? Bir süre düşündüm. Sonra mezarlığın çaprazına gitmeye karar verdim. Bağların arasından yürüyordum. Tek tük ardıç ağaçlarının yanından geçiyor ama kafamı hiç kaldırmıyordum. Bir tanesinin yanında durmak zorunda kaldım. Çünkü ağacın altından geçerken halat düğümü tam başıma geçmişti. Durmasam o hızla asılabilirdim. Halatı boğazımdan çıkarıp boşluğa doğru ittiğimde başımın üzerindeki ağacın kanlı ardıç olduğunu gördüm. İpin hareketlerini bir gözümle takip ediyordum. Havada rüzgar olmamasına rağmen halat sarkaç gibi belli bir düzende gidip geliyordu. Halat yukarıya aşağıya gidip geldikçe her iki ucundan yavaş yavaş dağılmaya başladı. Halatın düğümü halat dağılmamış gibi bir süre hareket etmeye devam etti. Tam göz hizamda halatın düğümü birden dağıldı ve kayboldu. Yoksa bir göz yanılgısı mı yaşıyordum? Ağacın dalındaki ip izleri o kadar belirgindi ki sanki asılma işlemi bugün olmuştu. Bağların arasından arkama bakmadan dalları çiğneye çiğneye yokuş aşağıya koşmaya başladım. Ekin tarlalarını ayıran tümseklerde yavaşlıyor, tarlanın içinde tekrar hızlanıyordum. En yakın ev düzlükten daha uzakta gözüküyordu. Bizim evse köyün diğer tarafında olduğundan o ilk eve varsam bile çok daha uzaktaydı. Koşarken bunları düşünüyordum. Bir tümseği görünce şaşırıp kaldım. 5 arkadaşım tümseğin kenarındaki ağacın dibine oturmuşlar. Beni bekliyorlardı. Benim buradan bu saatte geçeceğimi nereden bilmişlerdi? Kafam allak bullak olmuştu. İçlerinden birisi beni çağırdı. Sedat, nerede kaldın? Biz de kaç saattir seni bekliyoruz diye seslendi. Ben de kim söyledi size benim tek başıma geldiğimi diye sorunca aynı kişi akraban diye cevapladı. İyice şaşırmıştım. Ya kahveci doğru söylemiyordu ya da arkadaşın.
Kahveci neden bana yalan söylesin ki diye arkadaşlarımın bulunduğu yere düşünerek gidiyordum. Kahveci haklı gibiydi. Karanlıkta zar zor görebildiğim 5 kişide bir tuhaflık vardı. 5'ini toplasan 3 kişi etmezdi. Birinin kollarının eksik olduğunu, birinin ayaklarının ters olduğunu, bir diğerinin hiç olmadığını gördüm. Karaltıda duran diğer 2 kişiyi tam olarak göremiyordum. Ben bunları onlara yaklaştıkça fark ettim. Demin seslenen arkadaş dediğim kişinin sesi ben yaklaştıkça kalınlaşıyordu. Ve hepsi birden anlaşmış gibi bağırmaya başladı. Seni niye asmadılar? Oradan koşarak uzaklaşırken arkamdan kahkaha seslerini duyuyordum. Işığı yanan ilk eve varana kadar kahkaha sesi hiç kesilmedi. Korkudan gördüğüm ilk evin kapısını kıracakmış gibi çaldım. Kireç kipi olmuş beyazlamış yüzümden olsa gerek Recep Emmi'nin beni görür görmez kapıyı yüzüme kapatması bir oldu. Tekrar çalmaya cesaret edemedim. Bizim köyün meydanına geldim. Kahvenin önünde dışarıdaki sandalyeye oturmuş 5-6 kişiyi gördüm. Hamza isimli arkadaş, Sedat nerede kaldın? Biz de kaç saattir seni bekliyoruz diye aynı ses tonuyla seslendi. Ben yolun içinden hiç kıpırdamadan onları izliyordum. Önce Mustafa, sonra diğerleri koşarak yanıma geldi. Mustafa, ne oldu sana, bu halin ne diye sordu. Diğer arkadaşlarım da şaşırmıştı. Ne taraftan geldin, yoksa kanlı ardıcın oradan mı geçtin diye sordu bir diğeri. Belki ben gece yaşadıklarımda yanılmıyorumdur diye. Siz demin Tümsey'in orada değil miydiniz diye sorunca önce hepsi şaşırdı. Sonra hayır değildik dediler. Hepsi beraber yanımda gelerek beni evime bıraktılar. Arkadaşlarıma yolda yaşadıklarımı anlattım. Kimisi inandı, kimisi de gülüp geçti. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. İnternetten bulduğum bir hikayeyi daha sizlerle paylaşıyorum. İyi dinlemeler. Biraz uzun sürebilir. Yer yer sizi sıkabilirim ama ben yine de kimseyi takmadan sonuna kadar anlatmaya, yazmaya devam edeceğim. Nereden başlamalıyım? Hala kafamda bir şey yok ama bir yerden giriş yapması en iyisi olacak. Ülkemizin büyük şehirlerinden birisinde yaşıyorum. 30'lu yaşlarımın başında kendi halinde yaşayan biriyim. En azından biriydim. Öyle milletin bir şeysiyle işim olmaz. Kendi halimde, kendi dünyamda takılır yaşar giderdim. Pek fazla arkadaşım da yoktu. Hayvanları daha çok severdim. Özellikle kedileri, sokakta yaşayan köpekleri. Maaşımdan arttırdığım paralarla onlara mama alır, düzenli olarak beslemeye çıkardım. Oturduğum apartmanda hayvan istenmese de ben yine de herkesten gizli olarak 2-3 sokak kedisini beslerdim. Evde ahaliden gizli olarak güzel bir işim vardı. Makine mühendisiydim ve çalıştığım şirkette de yaklaşık 10 senedir askerden geldim geleli kesintisiz çalışıyordum. Üstlerim çalışmamdan çok memnundular. Yakında terfi alacağım konuşuluyordu şirkette. Ben de pek belli etmesem de güzel bir şeyler olacağını hissediyordum. Askerliğimi bizim zamanımızda uzun dönem yaptım. 4 sene okul okusam da asteğmen olarak o dönemlerde arkadaşların da gazıyla vatan millet Sakarya kafasındaydık ve isteyerek komando olmuştum ve askerliğimi Bingöl Genç'te yapmıştım. Çok iyi arkadaşlar edindim askerde. Bunlardan birisi de belki de en yakında Volkan'dı. Askerliğin üzerinden tam 10 yıl geçmiş olsa da hala görüşürdük onunla. O Karadeniz tarafında otururdu. Arada bizim şehre gelir, hasret giderir, eski günleri yad ederdik. Tip olarak yakışıklı falan değilim. Yaş gereği saçlar da döküldü. Öyle sıradan kadınların ilgisini çekmeyen bir adamım. Ama o zamanlar güzel bir kız arkadaşım vardı. Neredeyse 5-6 yılı bulan bir ilişkimiz vardı. Kendisi benden ufak da olsa gayet iyi anlaşırdık. Onun üniversiteyi okuduğu yıllarda İstanbul'da sık sık buluşur, güzel zaman geçirirdik. Onun da kafası benim gibi evlilik düşünmediğinden yıllardan beri bu şekilde yaşar giderdik onunla. Öyle ya da böyle
Benim için yıllardır güzel esen rüzgar bir anda tersine döndü. Önce anlamsız bir şekilde 6 yıllık kız arkadaşım Şeyda ortalıkta hiçbir sebep yokken benden ayrılmak istediğini söyledi ve apar topar evi terk etti. Telefonlarıma çıkmıyordu. Arkadaşlarına yok dedirtir oldu. Bir anda bu kız nasıl böyle değişebilir diye düşünürken bir darbe de işimden aldım. Bir sabah genel müdürün beni odasına çağırdığını söylediler. Tabii moralim bozuk. Arkadaşlarım moral vermeye çalışıyorlar. Durumu bilmediklerinden terfi geliyor falan gibisinden. Ben de terfi alıyorum galiba. En azından moral olur diye düşünüyorum. Böyle böyle girdim odasına. Adam beni görünce bir selam sabah yok. Bayağıdır da aynı ortamda çalışmışlığımız var adamla. Adam yüzüme bile bakmadan önündeki işlerle ilgileniyormuş gibi yapıp bu sabah itibariyle işine son verildi. Şimdi muhasebeden çıkışını alabilirsin dedi. Daha ben ağzımı açıp bir laf bile edemeden kapı açıldı. İki güvenlik arkadaş girdi içeriye. Onlar da beni ta ne zamandan beri tanıyor. Hadi abi bir tatsızlık yaşanmasın diye girdiler koluma. Tıpış tıpış önce muhasebeye inip paramı aldım. Ardından da kapının önüne kadar eşlik ettiler bana. Akşam evimde rakı masamı kurmuş, müziğimi açmış, içerken son günlerde bu kadar kötü şeyin gelip beni bulmasına bir türlü inanamıyordum. İçtikçe kafamı dağıtmaya çalışıyordum ama hep aynı şeyler aklıma gelince delirecek gibi oluyordum. Artık ne kadar içtim bilmiyorum ama masada sandalyenin başında sızıp kalmışım. Uyandığımda telefonum çalıyordu ve saat henüz gece yarısına bile ulaşmamıştı. Arayan asker arkadaşım Volkan'dı. Kısa bir hoşbeşten sonra konuşmamdaki kelimeleri yuvarlayamamamdan içkili olduğumu anlamıştı. Hayırdır, sen hafta içleri içmezdin, bir problem var diye ekledi konuşmasına. Sorma valla, 24 saat içinde önce Şeyda bana tekmeyi vurdu. Sonra da işten terfi beklerken kovuldum dedim. Volkan, karşımda beni teselli edecek cümleler kuracağına gülmeye başladı. Ne oldu lan, hoşuna mı gitti diye terslenince de, yok be oğlum, işi kafaya takma, biraz kafa dinler, kısa sürede yenisine başlarsın dedi. Hem sana kız mı yok, bu kadar kafaya takmana gerek yok dedi. Ha, ben seni ne için aradım, asıl onu söyleyeyim dedi. Şimdi hazır ol oğlum, ben evleniyorum lan, inanmayacaksın ama sonunda hayatımın aşkını buldum galiba. Tanışalı 3 ay olmasına rağmen onun benim için yaratıldığına inanıyorum. Bu hafta sonu düğünümüz var. Sana atla gel beni yalnız bırakma demek için aramıştım. Hem tesadüf olmuş, boşa çıkmışsın. Yarın atla gel. Bizim buralarda kafanı dağıtmış olursun. Bir tatil yaparsın. Hem de bizim köyde düğün işlerine hazırlıkta bir yardımın dokunur lan fena mı dedi. Volkan'ın teklifi aklıma yatmıştı. Telefonu kapatırken ben işlerimi halledeyim, yine arar konuşuruz detaylı olarak dedim. İşlerim de öyle büyük şeyler değildi. Evde beslediğim iki kedim vardı. Onları sokak kedilerine, ama dağıttığımız Gülsa Hanım'a birkaç günlüğüne bırakabilirsem hiçbir sorunum kalmayacaktı. Gülsa Hanım da emekli, hali vakti yerinde, ellilerinin başında bir kadındı. Kapı komşum olurdu kendisi. Aramız da çok iyiydi. Hatta Volkan beni ziyarete geldiğinde Gülsa Hanım da yanımıza gelip muhabbetimize katılır, bizle zaman geçirirdi. Aramız bayağı iyiydi kendisiyle. Kedileri de benim gibi çok sevdiğinden kedilerime ben geri dönene kadar severek bakardı. Ve bu ricamı kendisine ilettiğimde beklediğim gibi hemen kabul etti. Diğer işlerimi de hallettikten sonra bir aksilik çıkması halinde evime girip bakması için anahtarımı da ona bırakıp akşam saatlerinde Otogar'dan Volkan'ın memleketi Düzce'ye doğru giden otobüslerden birinde yerimi aldım. Sabaha karşı Volkan beni Otogar'da karşılayacaktı. Yolun tamamına yakınını uyuyarak geçirdiğimden sabah Otogar'da muavinin bana seslenmesiyle ancak geldiğimizin farkına varabildim. Uykulu gözlerle otobüsten bagajımı alırken bir yandan da telefondan
Volkan'a ulaşmaya çalışıyordum. Neyse ki Volkan da beni çok bekletmeden otobüs firmasının peronuna geldi ve sarılıp kucaklaştık. Arabasına doğru yürürken neşeli hali ve sanki bulutların üstünde yürüyormuşçasına hareket etmesi yüzünden her şeyin yolunda gittiğini anladım. Yol boyunca bana evleneceği Elif'i anlattı durdu. Öyle iyi, böyle iyi, benim için yaratılmış gibisinden diye. Bu sene Volkan'ın yaşadığı köye öğretmen olarak atanınca Elif, Volkan da köy muhtarının oğlu olduğu için yaşları da yakındır diye babası köyü öğretmen hanıma tanıtma görevini bizim Volkan'a vermiş. Volkan da ilk başlarda çekilse de sonradan kızın güzelliğini görünce kendisi öğretmen hanımı boş bırakmamaya başlamış ve sonunda 3 ay gibi kısa bir zamanda evliliğe karar vermişler. Köye yaklaşık 1 saate yakın bir yolculuktan sonra vardığımızda köyün manzarası gerçekten çok güzeldi. Her yer orman, her yer yemyeşil. Hemen yakından geçen bir dere ile köy. Çocukken hepimizin resim derslerinde yaptığı dağların arasındaki o küçük köye çok benziyordu. Köyde ilk işim dinlenerek, bol bol uyuyarak geçti. Volkan beni annesiyle beraber yaşadığı eve konuk etmişti. Uyandığımda hava kararmaya yüz tutuyordu. Ev, 2 katlı eski köy evlerinden. Alt katı ahır olarak kullanıyordu. Uyandığımda evde sadece Volkan'ın annesi Hacer teyze vardı. O da akşam yemeği için bir şeyler hazırlamaktaydı. Uyandığımı görünce dinlenebildin mi oğlum dedi. Buraların havası insana enerji verir. Birkaç güne kendine gelirsin diye de ekledi. Hala uykulu gözlerle baktığımı fark edince Volkanlar da düğün işleriyle uğraşmak için ilçeye inip eksiklerini tamamlamaya gitmişti. Bir şeyler atıştırdıktan sonra hava kararmış da olsa biraz çevrede turlamak, en azından köy kahvesine inmek istediğimi söyleyip evden çıktım. Köy, yaşadığımız zamana göre hala tam gelişmemiş, eski zamanlardan kalma bir köy gibiydi. Yolları bakımsız, evleri eski, dağın yamacına kurulmuş, ormanın içinde bir yerdi. Evler de 2-3 ev bir yerde, 5-6 ev bir yerde, arada ağaçlıklar, yeşillik tarlalar şeklinde uzayıp gidiyordu. Öyle pek ışıklandırma olmadığından, kısacası karanlıktan korkup eve geri döndüm. Geri döndüğümde Volkan gelmiş, annesiyle düğün için yapılacakları yavaş yavaş hallettiklerini söylüyordu. Beni görünce Volkan gülerek, ''Oğlum, buralarda hava karardın mı? Pek gezme. Buralar sizin o taraflara benzemez. Bir anda götürürler vallahi adamı.'' diye takıldı. Birlikte gülüştük. Yemekten sonra beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için kahveye götürdü. Birkaç gün sonra düğün için her şey hazırlanmış, düğün günü gelmişti. Köy meydanında el birliğiyle güzel bir düğün yeri kurulmuş ve gelen misafirlerle gelin ve damadı beklemeye başlamıştık. Çocukluğumdan hatırladığım mahalle arası düğünler bu köyde hala aynı şekilde devam ediyordu. Bu da beni eski günlere götürmüştü. Çok geçmeden Volkan ve eşi düğün yerine gelince düğünümüz başlamış oldu. Birkaç gün evvel kahvede tanıştığım Volkan'ın köyden arkadaşlarıyla biz de bir masada içkilerimizi içip düğündeki eğlenceye ortak olmaya başlamıştık. Güzel havanın yanında köydeki güzel kızlar da ilgimi çekmeye başlamıştı. Alkolün de verdiği etkiyle diğer arkadaşlar sevdiği kızların yanına kaçmaya başlayınca ben de masada tek başıma demlenmeye, ortamı kesmeye, Volkan'ın mutluluğuna ortak olmaya oturduğum yerden de olsa devam ettim. Volkan çok mutluydu. Benim ortada olup olmadığımı görecek hali yoktu. Ben de rahatça göz önünde olmadan eğleniyordum. Düğün ve bu köyde geçen birkaç gün kafamı boşaltmak açısından bana iyi gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalıkta daha önce fark etmediğim güzellikte bir kadın dikkatimi çekti. Dikkatimi ondan alamıyordum. Kimseyle ilgilenmeden düğünü seyrediyor, gülüp eğleniyordu. Sanki başka bir yerden gelmiş gibiydi. Kimseyle konuşmuyor,
Öyle geçip gidiyordu insanların arasından. Bir süre sonra benim onu hayran hayran izlediğimi fark etmiş olacak ki o da bana bakmaya, gülümsemeye başladı. O kadar tatlı gülümsüyordu ki yanına gitmemek için kendimi zor tutuyordum. İçkimden bir yudum daha alıp oynayanlara aldırmadan oynayanların arasından sıyrılarak kızın yanına doğru ilerlemeye başladım. Fakat ben ona doğru gittikçe kız kalabalıktan uzaklaşıp köyün içine doğru ilerlemeye başladı. Ben de alkol kafası kız herhalde böyle böyle beni daha rahat konuşabileceğimiz bir yere kadar götürecek ya da evine kadar takip ettirecek diye peşinden gidiyordum. Kızı ne kadar takip ettiğimi bilmiyorum ama ona bir türlü yaklaşamıyordum. Ne kadar hızlanırsam hızlanayım, şaka gibi ama aramızdaki mesafe hep aynı kalıyordu. Aslında kız arada arkasına dönüp tatlı tatlı gülümsemese onu o kadar takip etmezdim ama dedim ya öyle güzel gülüyordu ki sanki büyülüyordu. Herhalde köyün dış tarafındaki 2-3 çiftlik evi var yan yana, onlardan birine gidiyoruz diyorum salak salak. Ben böyle düşünürken kız birden yanımızda uzanan orman yoluna saptı ve ormanın içine daldı. Ulan ormanda ne işimiz var diyorum ama hala peşinden gidiyorum. Tam ormana girdim. 1-2 metre ancak geçtim ya da geçmedim. Arkamdan birilerinin koşturma seslerini duydum. Hemen bir ağacın arkasına saklandım. Akabinde Volkan'ın sesini duydum. Oğlum neredesin lan sen diye. Beni arıyordu çocuk. İçim rahatladı. Çıktım ortaya. Sesler ormanın hemen dışından geliyordu. Attım kendimi hemen oraya. Volkan beni görünce bayağı bir rahatlamıştı. Oğlum sen manyak mısın? Kafayı mı yedin gece gece? Ta bu ormanın yanında ne bok yemeye dolaşıyorsun dedi. Ya buddy, bir kız vardı. Onun peşine ta buralara takıldım geldim işte dedim. Kız ormana girdi. Ben de peşinden onu takip ediyordum ama görmen lazım. Taş gibi hatun falan diyorum böyle salak salak. Volkan yanındaki arkadaşlarına bakıp girin abi bunun koluna götürelim dedi. Bu salak kendini oyun edenlerin peşinden buralara kadar düşmüş anlaşılan. Tam zamanında gelmişiz. Yoksa ormanda kaybolup gidecekti gibisinden bir şeyler söyledi ama kafam o kadar güzeldi ki daha sonrasında neler oldu pek hatırlamıyordum. Kendime geldiğimde bir köy evinde uyuyordum ve başım içtiğim içkilerin çokluğu yüzünden fena halde ağrıyordu. Evde dolaşırken salonda Ali ve Ahmet'i gördüm. Malum Volkan eşiyle birlikte tatile gitmiş. Beni de buraya bırakmıştı. Arkadaşlarının yanına. Dün gece ne oldu? O kız kimdi diyerekten lafa girdim ama ikisi de oldukça ciddiydi karşımda. Beni bir güzel yedirip içirdiler evde. Daha sonra kendime gelince de olanları anlatmaya başladılar. Bu köyün yakınlarında zamanında terk edilen başka bir köy varmış. Derlermiş ki o köyde tuhaf çok olay yaşanmış. Kısaca cin bastı denmiş o köye. Ve o köyde yaşayan insanlar çareyi o köyü terk edip bu yeni köye taşınmakta bulmuşlar. O köye de bir daha hiç uğramamışlar. O köyün de yerinde zamanla ağaçlar büyümüş, yabani hayvanlar çoğalmış ve girenin bir daha çıkamadığı bir orman haline gelmiş. O kız da bir efsane gibi yayılmış kulaktan kulağa. Derler ki peşine taktığı gençleri ormana sokar. Bir daha o çocukları ne gören olurmuş ne de duyan. Kendi alemlerine çekermiş o çocukları. Yani ben de o kızın peşinden biraz daha gitseydim, benim de sonum onlar gibi olacaktı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayın yaşandığı yıl 2005. Olayı yaşayan arkadaş hatırladığı kadarıyla şu şekilde anlattı. 2005 yılında Edremit'in Altınoluk beldesine tatile gitmiştik. Yazlığı yeni aldığımız için çok heyecanlıydım. Çünkü uzunca bir tatil beni bekliyordu. Liseyi bitirmiştim. Fakat mühendislik istediğim için sınavlara tekrar girmek istiyordum. O yaz ailemle konuşup sınavlara tekrar girmek istediğimi, ders çalışmak için de kış ayında yazlıkta kalmak istediğimi dile getirdim. Önceleri pek tasdik etmeseler de sonradan ikna oldular.
Çok iyi bir tatil dönemi geçirmiştim ve sınava bomba gibi hazırlanmak istiyordum. Bizim oralarda tatil, Ekim başı biter, belde yerlileri dışında kimse kalmaz. Ancak o sene belde bir anda boşalmış, oldukça ıssızlaşmıştı. Gün içinde gezmeye çıktığımda maksimum iki insan ve sadece kedi ve köpekleri görür olmuştum. Ancak bu duruma alışmam zor olmadı. Zira kalabalıktan hiç hoşlanmayan birisiydim. Tatil dönemi balık tutma işine çok merak salmış, keyif aldığım bir hobiye dönüşmüştü. Günlük ders çalışma programımı hep sabaha karşı balığa çıkacak şekilde ayarlamıştım. Öğleden akşam saat 8'e kadar ders çalışıyordum. Sonra film izleyip yatıyordum. Sabah 4'te kalkıp balığa gitmek için hazırlanıyordum. İlk başlarda çok keyifli geliyordu bu program. Ancak bu yaptığımın yanlış olduğunu daha sonra anlayacaktım. Bizim evin yolu ağaçlıklı ve uzun bir yoldan geçer ve ıssızdır. O dönemde çok inşaat yapıldığından fazlaca bina vardı çevremizde. Geceleri o yoldan sahile inerken hep gözüm takılırdı o inşaatlara. O kadar ıssız ve korkunçtu ki tüylerim diken diken olurdu bakarken. Bir gece yine balık için yatağımdan kalktım. Kendimi oldukça yorgun ve sıkıntılı hissediyordum. Kahvemi içtikten sonra sahile inmek üzere yola koyuldum. Ağaçlıklı yolu bitirdikten sonra inşaatlardan biri gözüme takıldı ve dikkatle o yöne bakmaya başladım. Ufak parıltılara benzer şeyler görüyordum. Tam seçemiyordum ama korktuğum için de yakında gidip bakamıyordum. Bir anda inşaattan çığlık sesini andıran bir ses duydum ve birden soğuk bir esinti vücudumu kapladı. Korkup hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Balıktan dönüp hemen yattım. Kalktığımda saat akşam 6 olmuştu ve ben ders çalışamamıştım. Kulağım deli gibi çınlıyordu. Çok uyuduğum için olduğunu düşünerek önemsemedim. Bir süre çınlamalar ara ara devam etti. Ben balığa her çıktığımda o inşaattan ya bir ses duyuyor ya da bana doğru bakan bir şeyler olduğunu hissedip oradan kaçıyordum. Bir süre sonra panik atak, kalp spazmı şikayetiyle belde doktoruna gittim. Muayene sonucunda hiçbir problemin olmadığı söylendi. Ancak bende bir sorun olduğu kesindi. Daha fazla dayanamayıp memlekete dönmeye karar verdim. Döndüğümde de aynı sıkıntılar devam etti. Anneme sıkıntılarımı anlattığımda yalnız kaldın uzun süre ve kendini dinlemeye başladın. Sen iyisin oğlum demişti. Yaşadığım sıkıntılara da kabuslar da eklenince artık ciddi bir durumumun olduğunu düşünmeye başladım. Konuyu babaanneme anlatmaya karar verdim. Evine gidip durumu uzun uzadıya anlattım ve sıkıntılarımdan bahsettim. Bir müddet dinledikten sonra evladım sen Kemyel üzerine uğramışsın dedi bana. Kemyel üzerine uğramak deyimi bizim oralarda malum varlıkları rahatsız etmek ya da onlara istemeden zarar vermek anlamında kullanılır. Bir anda ürperdim. İçime sanki erimiş demir dökülmüş gibi ateş bastı. Bu durumu çözmek için yardım almak durumunda kalabileceğimizden bahsetti babaannem. Durumun ciddiyetini artık daha iyi anlamaya başlamıştım. Aradan bir ay gibi bir süre geçmişti. Artık babaannemle kalmaya başlamıştım ve her Kur'an okuyuşunda dizinin dibindeydim. Yardıma ihtiyacım vardı ve ben çaresizdim. Bir hafta kadar onun yanında kaldıktan sonra eve gitmeye karar verdim. Eve gittiğim akşam evde kimse yoktu. Annem İstanbul'a gitmiş ve birkaç güne geleceğini söylemişti. Yemeğimi yedikten sonra yatağıma yatıp televizyon izlemeye koyuldum. Uyuyakalmışım. Odanın ışığı yanık olduğu halde uyandığım anda karşımda dev gibi bir karartının başımda salındığını gördüm. Çok garipti. Hareket ettiğini algılayabiliyordum ancak ne yapmaya çalıştığını kestiremiyordum. Bir anda gözlerimin içinde şimşek çaktı sanki. O karartı birden kayboldu. Aniden yataktan kalktım. Oturur vaziyette çevremi süzmeye başladım. Öyle bir andı ki onun sanki benle beraber saatlerdir yanımdaymış gibi hissettim. Saat biri çeyrek geçiyordu. Biraz kendime geldim. Susamıştım. Ancak su almaya, mutfağa gitmeye korkuyordum. Kalkıp evin tüm ışıklarını açtım.
ancak korkum bir türlü geçmek bilmiyordu. O evdeydi ve ben bundan çok emindim. Hemen babaanneme telefon ettim ve yanına gelmek istediğimi söyledim. Hızlıca giyinip bir taksi çağırdım. Binanın kapısına indiğimde o sokak lambalarının loş ışığı beni iyice germişti. Bildiğini titremeye başlamıştım ve taksi bir türlü gelmiyordu. Tam yürümeye karar verdiğimde taksi geldi. Binip babaannemin evinin yolunu tuttum. Şoför yanımda olmasına rağmen o kadar korkuyordum ki camdan bakmaya bile takat getiremiyordum. Sonunda eve geldim. Babaanneme sıkıca sarıldım. Babaanne, ben çok kötüyüm diyerek ağlamaya başladım. Babaannem beni içeri aldı ve abdest almamı istedi. Bir yandan sure okuyor, bir yandan da Kur'an'ın sayfalarını inceliyordu. Beni dizine yatırdı ve ayetler okumaya başladı. Bir saat kadar okuduktan sonra artık yatalım evladım dedi. Kur'an'ı başucuma koydu ve uyumamı istedi. Akabinde kendisi de yattı. Sabah 4'e doğru uyandım. Bir de baktım ki babaannem doğrulmuş, boş boş çevreyi süzüyordu. Ona seslendim. Sanki beni duymuyor gibiydi. Tek bir noktaya sabitlenmiş gibi bakıyordu. Dudaklarının hareket ettiğini görebiliyordum. Bir şeyler okuyordu. Seslenmelerime kulak vermiyordu. Birden bana döndü. Oğlum, sen de görüyor musun? Karşımda duruyor dedi. Ne var orada babaanne? Beni korkutma dedim. Kafasını tekrar odaklandığı noktaya çevirdi. Ve oradaydı. Şimdi gördüm. Oradaydı işte diyerek kafasını sallamaya başladı. Ben daha fazla dayanamayarak ürpere ürpere ışığı yaktım ve oturmaya başladı. Hemen gittim yanına ve ne gördüğünü sordum. Duyduklarıma inanamadığım cümleler tek tek ağzından dökülmeye başlamıştı. Çok çirkin, orta yaşlı, simsiyah saçlı bir kadının evin tam ortasında soyunmaya başladığını, edepsiz organlarını ona gösterdiğini ve pis pis sırıttığını söyledi. Babaannem anlatırken ikimiz de öyle gerilmiştik ki ezanın aniden başlamasıyla adeta yerimizden hopladık. Ezan okunurken çok rahatlamıştım. Babaannem hemen abdest almak için dışarı çıktı. Namazını kılıp Kur'an okumaya başladı. O geceyi hiçbir zaman unutamadım. Yaşadığım bu olaylardan tedavimi Kur'an'da buldum. Sürekli okuyarak, Allah'a sığınarak sıkıntılarımdan kurtuldum. Tabii bu tedavi uzun sürdü ancak her konuda Allah'a sığınılması gerektiğini öğrendim. Şu an çok iyiyim. Hala onları nasıl rahatsız ettiğimi bilmiyorum. Ya da onlar benim korktuğumu bilerek benimle oynamaya karar verdiler. Onlar gerçekten var arkadaşlar. Rahatsız edildiklerinde nasıl karşılık vereceklerini çok iyi biliyorlar. Allah'a sığının. Kur'an'ın gösterdiği yoldan asla ama asla ayrılmayın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Bu videoda sizlere internetten bulduğum iki farklı hikayeyi anlatacağım. Mandıra'dan İzne çıktık. Hüseyin, ben ve Necip 6 aydır Mandıra'dayız. Kenarada güzel para koyduk. Şöyle gönül rahatlığıyla kafaları çekelim dedik. Evde bekleyenimiz yok. Hepimiz bekar adamız. Gittik, mangallık et, köfte, sucuk, mezelik bir şeyler aldık. Bir de yüzlük rakı. Üçer tane de cila olsun diye bira aldık. Hüseyin'in köyü Mandıra'ya yakın. Bu arada olay Ezine'de yaşanıyor. Köyün ismini söylemiyorum. O akşam orada çekeceğiz kafaları. Gece de Hüseyinlerin evde kalacağız. Diğer gün de Necip beni köye bırakıp kendi köyüne geçecek. Biz geldik mangal yapacağımız yere. Yaktık ateşi. Birimiz sofrayı hazırlıyor. Birimiz etleri pişiriyor. Gülüş çünmüş, eğleniyoruz. Biz her şeyi hazırladık. Ortam 10 numara. Sofrayı kurduğumuz yer düz. Aşağımız 100 metre patika bir yoldan sonra dere. Biz içiyoruz. Gece oldu. Saat 11-12 gibi. Eşeğe binmiş bir dayı geldi. Dere boyundan. Bizim Hüseyin'e baktım. Dayı kim? Köyden mi dedim. Yok, vallahi hiç görmedim dedi. Başımızda durdu. Bizi izliyor. Dayı gel otur, karnın açsa ye bir şeyler. İçecek bir şeyler de var. Gel buyur dedik. Anlamsız anlamsız bize baktı. Sonra da gitti.
ne oldu lan derken biz de bir şey anlamadık. Tabii o sıra biz döndük muhabbetimize. Bir büyüğü devirdik. Sonra biz ortalığı toparladık. Ateşe odun attık. Biraları koyduk masaya. Çekiyoruz. Kafamız güzel olmaya başladı. Bir ara saate baktım telefondan. Saat hala 11.30. Adım gibi hatırlıyorum. Biz biraları içiyoruz. Dere boyundan. Sanki biri dağları deviriyor. Öyle büyük çatırtılar duyuyoruz. Biz domuz sürüsünü deredeki suya geliyor zannettik. Korkmuyoruz da. 30 yaşında adamız. Aklımıza gelmiyor öyle cin peri falan. Neyse, uzun lafın kısası, biz hala o üç bireyi bitiremedik. Sonra Hüseyinlerin köyünden ezan sesini duyduk. Sabah ezanı okunuyor. Kendimize bir geldik. Üçümüz de derenin içindeyiz. Bele kadar ayaklarımız yosun tutacak neredeyse. Kaç saattir içindeyiz bilmiyoruz. Oraya nasıl geldik onu da bilmiyoruz. Necip kafayı yiyecek. Suyun üstünde yürürlerken gördüm. Suyun üstünde yürürlerken gördüm diyor. Başka bir şey demiyor. Biz sırılsıklam çıktık suyun içinden. Patika yoldan mangal yaptığımız yere geçtik. Sofra hiç toplanmamış. Ateşin etrafında hayvan tezekleri var bir sürü. Ben de o gün oraya gittiğimde ben de gördüm o tezekleri ve inek koyun değil at pisliğiymiş gibi o kadar büyük. O civarda bırakın atı inek bile bakan hane sayısı onu geçmez ve tezeğin orada olma ihtimali sıfır. Köyün çok ters yerinde bir yer. Necip kafayı yedi dedik biz. Hüseyin habire kafasına vuruyor. Ne olduğunu anlamadım hala. Ben de şoktayım korkudan. Elim ayağım titriyor. Tabii o heyecanla arabayı orada unuttuk. Geri dönüp almaya da kimseninki yemedi. Köy de 1,5 kilometre uzakta. Biz korka korka geldik. Tam da cemaat dağılırken biz caminin önüne geldik. Herkes ne oldu size? Ne bu haliniz dedi. Herkes dediğim imamla beraber 8 kişilik cemaat. Anlattık olanları. Köylülerden biri Hüseyin sen bilmez misin? O dere boyunun sahipliği olduğunu. Ne diye oraya gidiyorsunuz? Çarpıldınız herhalde dediler. Biz eve gittik yıkandık. Sağ olsun köylüler de gidip arabayı getirdiler. İçinden kıyafetleri aldık giyindik. Necip hala şokta. Kendine gelemiyor. 30 yaşında adam hüngür hüngür ağlıyor. Ben Hüseyin'e sordum. Ne bu muhabbet dedim. Bu civarda eskiden Ermeniler yaşarmış. Eşkıyalar köylere baskın yapmaya başlayınca bunlar da bütün mücevher, altın, değerli ne varsa dere kenarında bir yere gömüp büyü yapıp kaçmışlar. Muhabbet bu, beni bilirsin. İnanmam pek böyle şeylere. Köyden birkaç kişinin başına gelmiş bir şeyler de kulak asmadım. O günden sonra Necip'in kafa gidip geldi. Gece bağırarak uyanmalar. Mandıradan çıkardılar. Şimdi kendi köyünde inek bakıyormuş. Hala da geceleri çığlık çığlığa uyanıyormuş. Ne gitmedikleri hoca kalmış ne de başka insan. Hiçbirinden fayda bulamamış. Bu hikaye bitti. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Ömer. Şu an 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Memleketim Çanakkale. Her yaz olduğu gibi 2018'in yazında yine köye gitmiştik. Hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşıyoruz. Dayımlarla ortak bir şekilde. Yazları, geceleyin koyunları ben gidiyorum. 80 ile 100 arası kadar küçük baş hayvanı neden gece gidiyorsun diye soracak olursanız, hayvanlar gündüzleri sıcaktan otlayamıyorlar. O yüzden geceleri gidiyorum. Neyse, olaya gelelim. Gene bir akşam, saat 9'dan sonra sayadan aldım koyunları. O gece koyunlar ve köpekler ne gelden anlıyordu, ne gitten. Götürmek istediğim mevkiye bile götüremedim. Çoban köpeklerini bilirsiniz. Korkmazlar hiçbir şeyden. Köpekler yanımdan ayrılmıyorlar. Ben de korkmaya başladım ama yapacak bir şey yok. Mecbur gidecektim. Ben koyunların peşinden koştura koştura gidiyorum. Bizim buralarda pek tekin olmayan bir yer vardır. Büyüklerimiz, eski topraklar. Oradan işleri olsa bile geçmezlermiş. Dedeme sorduğumda anlattığına göre o mevkinin tepesinde eski bir kilise gibi bir yer var.
Devlet şu anda denetim altında tutuyor orayı. İçinde define olduğunu ve o defineyi korumak için büyü yapıldığını, imam ve papaz kafaları kesilip onların kanlarıyla yapıldığını söylüyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilemem ama bir musibet olduğu kesin. Ben koyunları koştururken fark ettim ki o mevkinin yoluna girdiler. Tövbe tövbe. Ben iyice korktum ama hayvanlar o mevkiye gelince durdular. Otlamaya başladılar. Ben korkudan feneri hep açık bıraktım. Fenerin şarjı bitti. Telefondan saate baktım. Daha geleli 2 saat olmuştu. Sabaha kadar orada durmam gerekiyordu. Korka korka birkaç saat daha güttüm koyunları. Saat gece yarısı 4:30 olduğunda telefonun da şarjı bitti. Artık ben iyice korktum. Kalan sahalar bizimdir diyerek hayvanların arkasında kovalaya kovalaya köyün içine kadar getirdim. Sayamızın girişinde bir adet elektrik direği bulunur. Köylerdeki sarı ışık saçan direkleri bilirsiniz. Tam da onlardan. Ben koyunları sayanın önünde bekletirken kapılarını açmak için 3 tane ferace denilen siyah partüse giymiş, suratları da siyah bir bezle örtük kadın olduğunu düşündüğüm kişiler direğin altında dikiliyorlardı. Korka korka, hayırdır yenge, bu saatte ne işiniz var dedim. Köyde herkesle içli dışlı olduğumuzdan çekinmem birine laf atarken hiçbirinden cevap gelmedi. Ben de sayanın kapısını açtım. Koyunları içeriye soktum. Saydım. Hepsi tamdı. Köpekleri de yerine bağladım. Sayanın kapısını kapattım. Yanlarından geçip eve giderken bir şey demedim. Eve bir 10 metre kala döndüm, baktım arkama. Tövbe bismillah. Üçünün de boyu direkle aynı boydaydı. Ben korkunun etkisiyle bağırıp bayılmışım. Bağırmamın sesine mahallede oturan konu komşu akraba duyup yanıma koşmuşlar. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Olayı anlattım aileme ve dedeme. Aynı olay köyde birçok insanın farklı yerlerde ve farklı zamanlarda başına gelmiş. Hatta dedemin başına gelen olay ise bir gece oradan geçerken 3 kişinin ateş yakıp etrafında döndüğünü görmüş ve bu 3 kişi olayını hala çözemedik. Köylü de oradan hala uzak duruyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ömer, 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu bahsedeceğim olay 18 yaşımdayken başıma gelmiştir. Lise son sınıfa gidiyordum. 15 tatili olmuştu. Karne akşamı valizi toplayıp gece ilk otobüsle annemle memleketimiz olan Çanakkale'ye, köyümüze gittik. Av meraklısı bir insanımdır. Attığımı da vururum. Neyse. Köyden sevdiğim bir abi, amcamın oğlu ve ben dağa iz sürmeye gittik. Domuz izi. Bilenler bilir. Domuzlar mecbur kalmadıkça güzergahlarını değiştirmezler. Biz de izlerini bulup ona göre konumlanıyoruz. Neyse. Dağ tepelere gezdik. İnsanlık hali. Tuvaletim geldi. Dere boyunda suyun da sesiyle biraz daha iştahlandım. Ben büyük bir kayanın dibine dere boyunda küçük tuvaletimi yaptım. Olaylar silsilesi bu geceden itibaren başladı. Birinci gece arkadaşlarla dışarıda ateş yaktık. Mangaldı, alkoldü. Güzel bir akşam geçirdik. Beni eve bıraktılar. Evin önünde bir sigara daha içip eve öyle gireyim diye taşın üstüne oturmuştum. Sigara içerken uyuyakalmışım. O soğuk havada nasıl uyuyakaldım ben de bilmiyorum. Öyle sarhoş olup bir yerde sızacak bir insan değildim. Tadında içerdim. Ama uyandığımda sanki dövülmüş gibiydim. Her yerim ağrıyordu. Hızlıca eve girdim. Bayağı da korktum. Ne oluyor lan diyerekten düşündüm. Bu arada şifayı da kapmıştım. Sabaha karşı da amcamın oğlu aradı. Gelmeyecek misin diye. Bırakın ava gitmeyi. Su içmeye dermanım yoktu. Yattım uyudum. Sabah kalktığımda bir duş alayım, kendime geleyim. Sonra yatarım sobanın başında, iyileşirim diye düşünüyordum. Duşa girdim. Soyunurken fark ettim. Bazı ağrıyan bölgelerimde morluklar oluşmuş. Allah Allah. Duştan çıktım. Anneme sırtımı gösterdim. Oğlum, senin sırtında odun mu kırdılar dedi.
Öyle belirgin ve koyu morluklar var ama acısı yoktu. Arkadaşları aradım. Dedim böyle böyle, sizde bir şey var mı? Yok dediler. Neyse, o gün istirahat ederek geçti. Gece oldu. Yatma vakti geldi. İkinci gece. Annem dini bütün bir kadındır. Geceleyin kalkıp namaz kılar. O gece kalkmış abdest almak için. Beni görmüş. Ayakta dikiliyormuşum. Gözlerim kapalı. Onu korkuttuğumu düşünmüş. Ömer, Ömer demiş. Gözlerimi açmışım. Hızlı hızlı evin yukarısına doğru gitmişim. Bahçeye doğru. Bahçemizde de yemiş ağacı vardı. Onun altında durmuşum. Annem korkmuş tabii haliyle. Dayımları aramış. Gelmişler. Beni dayım tokatlayarak uyandırdı. Uyandığımda yere düştüğümü hatırlıyorum. Ne oldu falan derken korktum ben de. Ağlamaya başladım. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Girdik evin içine. Dayım o gece bizde kaldı sağ olsun. Sabah ezanına kadar başımda dua okudu. Ben de uyudum. Uyandım. Sabah oldu. Kendimi iyi hissediyordum. Hastalık, kırgınlık çok fazla yoktu üstümde. O gün kahvede arkadaşlarla çay sohbet, oyun falan oynadık. O gün içinde teyzemler geldi. Allah bağışlasın teyzemin iki evladı var, dünya güzelleri. O zamanlar küçük olan kız 1,5 yaşında, erkek olan da 4 yaşında. Akşam yemek için eve geldim. Yedim, tekrar dışarıya çıktım. Kahveye giderken bizim burada bir ev var, eski bir ev. Sahibi ben çocukken vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Evi de öyle kediye köpeğe barınak oldu. Soğuk havalarda orada yatıp kalkıyor hayvanlar. Neyse, ben o evin önünden geçerken evin içinden tuhaf sesler duydum. Tövbe tövbe dedim. Ne oluyor lan dedim kendi kendime. Koşa koşa gittim kahveye. Arkadaşlara böyle böyle oldu diye anlattım. Alkol mü aldın sen diyerek benimle dalga geçtiler. Gece oldu. Kahvede kapandı. Benim eve gitmem lazım ama korkuyorum oradan geçmeye. Öbür yoldan gitmeye de üşendim. Açtım telefondan son ses bir müzik. Hızlı hızlı gidiyorum. Şeytan işte dürtüyor. Evi geçtikten sonra arkama bir baktım. Bir tane simsiyah köpek havlayarak koşturmaya başladı. Ben eve doğru son sürat girdim. Kapılara çarptım durdum. Başka türlü duramayacaktım. Ben evin girişine girdiğimi hatırlıyorum. Köpek hala havlıyordu. Annem ne oldu dediğinde simsiyah bir köpek koşturdu dedim. Duymadın mı havlama seslerini falan dedim. Annem hayır duymadım dedi. Nasıl duymazsın diye söylendim kendi kendime. Geçtim içeriye. Çocuklar uyumuş. Annemle teyzem de sohbet ediyorlardı. Üçüncü gece. Ben de uyuyakalmışım o gece. Ben hiç uyandığımı hatırlamıyorum ama teyzemin çocukları o gece hiç uyumamışlar. Hep ağlamışlar. Ben bir ara kalkıp bağırmışım bile. Sustur şunları teyze. Konuşamıyorum bak demişim. Yatmışım yerime. Teyzemin anlattığına göre fısır fısır bir şeyler diyormuşum. Teyzem ne söylediğimi anlayamamış. Sonra ben yattığım yeri tekmelemeye başlamışım. Daha sonra teyzem uyandırdı beni. Annemle ikisi abdest alıp okumaya başladılar başımda. Sabah ezanına kadar uyumuşum öyle. Diğer gün oldu. Ben kendimden şüphelenmeye başladım. Nerede hata yaptım diye. Dikkat ederim hani dini inancım da var. Anladım ki musallat oluyorlar bana. Ama evdekilere bir şey çaktırmıyorum. Neyse, o gün yine rutin geçti. Akşama kadar kahvede oturduk. Eve geldim. Yemek yedim. Daha sonra tekrar dışarıya çıktım. Kahveye gittim. Kahvedeyken dayım aradı. Ömer, şuradayım. Evden traktörü al gel dedi. Tamam dayı dedim. Ben kalktım gittim dayımın traktörünü aldım. Dediği yere gittim. Ortalarda dayım falan yoktu. Orada benim jeton sonradan düştü. Dayımın beni çağırdığı yerde telefon çekmiyor. Bu adam beni nasıl aradı? Ben dayımı arayacağım. Telefon çekmiyor. Anladım bu işte bir iş var. Ben traktörü tekrar geriye döndürdüm. Bir 30-40 metre ilerledim. Stop etti. Allah Allah. Canavar gibi traktör. O yaz sonu hasattan gelen parayla almıştı dayım traktörü. Benim aklıma 2-3 gündür yaşadığım olaylar geldi. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Korka korka son ses şarkıyla ana yola kadar elimde telefonun feneriyle çıktım. Köye doğru tırsa tırsa yürürken telefonun şarjı bitti.
Şarkı da ışık da gitmişti. Bir tane köprü var. Onun üstünden geçiyordum. Kulağıma davul sesleri gelmeye başladı. Çanakkale'li olduğumuzdan çifte telli havalarının neredeyse hepsini biliyorum. Hiç duymadığım bir ritimdi. Durdum, dinliyorum. Ses artıyor. Arttıkça kalbimin çarpıntısı daha da arttı. Korkudan kafayı yiyecektim. Az kaldı. Ben aklıma gelen bütün duaları ederek köye kadar gittim. Köyün girişinde dayıma denk geldim. Oğlum sen manyak mısın? Traktörü alıp gidiyorsun evden. Ne yapacaksın traktörü dedi. Dayı sen aradın ya gel dedim bana. Ben de aldım geldim dedim. Sen iyice kafayı yedin Ömer. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey mi içiyorsun sen dedi. İstersen arama kayıtlarını göstereyim dayı dedim. Arama kayıtlarını gösterecektim ama telefonun şarjı bittiği için telefon kapalıydı. Bindik dayımın arabasına. Traktörü almaya gittik. Dayıma yolda sordum. Civar köylerde düğün mü var dedim. Ne düğünü bu kış ayında dedi. Davul sesleri duydum dedim. Dayım bana bir kere baktı. Nerede duydun dedi. İlerideki köprünün üstündeydim tam dedim. O sırada dayım arabayı durdurdu. Köyden birine daha musallat olmuşlardı. Onu da buradan alıyorlarmış hep. Geceleri ne yapmaya gidiyorsun oraya diye sorduklarında düğüne gidiyorum diyormuş dedi. Dayım ve ben iyice tırstık. Yarın bir yere kaybolma, seni bir yere götüreceğim dedi dayım. Ne oldu? Neden? Nereye dedim. Yok bir şey dedi. Neyse dayımla traktörün yanına gittik. Dayım bindi, kontağı çevirdi. Traktör hır hır çalışıyordu. Ağzım açık kaldı. Neyse ben arabayı getirdim köye. Arkamdan dayım geldi. Beni eve bıraktı. Sonra saat hangi ara 1:30 olmuş anlamadım. Ben kahveden akşam 9 gibi çıkmıştım. Bir sigara yaktım. Kapının önünde içtim. Üstüm başım batmıştı. Çamur içindeydim. Ben evin giriş kapısında ayakkabıları ayağımdan çıkartırken teyzemin 1,5 yaşındaki küçük olan içerideki kapıyı açtı. İster inanın, ister inanmayın yeğenim havada uçuyordu ve bana Ömer dedi. Ben zaten bayılmışım korkudan. Annem bulmuş beni orada baygın şekilde. Annem beni sarhoşum zannetmiş. Bakmış uyanmıyorum, dayımı aramış. Dayımla annem beni hastaneye götürdüler. Hastanede çığlık çığlığa uyandım. Annem ne oldu dedi. Dedim böyle böyle havada uçuyordu. Annemle dayımın gözleri fal taşı gibi açıldı. Olayın ilginç kısmı eniştem o akşam gelmiş, teyzemleri almış. Ben kahvedeyken evde annem tekmiş. Annem beni bulduğunda evde teyzem ve çocukları yokmuş. Bu olaylardan sonra dayım beni bir kadına götürdü. Bundan sonrasını anlatamam. Birkaç şey yaptık. O kadın kimseye söyleme demişti ama bunların başıma gelme sebebi o dere kenarında tuvaletimi yaptığım kayanın dibinde onların sofrasına pislemiş olmammış.